Efendim hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir cuma günü diliyorum. Hayırlı bir cuma olsun inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elazığ İl Bayizimiz Ediz Erşen hocamla birlikteyiz. Değerli izleyenler, Milad-ı Mutfağı izleyenleri Kanal Fırat ekranlarında bugün yani önümüzdeki hafta değil mi hocam? Yani bu hafta bu pazarı pazartesiye bağlayan gece. Pazarı pazartesiye bağlayan gece. Yani i̇nşallah iki gün Miraç sonra. Kandilini kutlayacağız. Evet. Tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biliyorsunuz birçok müjdeler verilmiş Miraç'ta. Onları konuşacağız. Güzel bir gece geçirmenizi de temenni i̇nşallah ediyoruz şimdiden. Nasılsın hocam? İyisin inşallah. Elhamdülillah sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Sağ olasın. Böyle cumanın bereketi, nuru evet üzerimize olsun inşallah. İnşallah diyelim. Güzel bir cuma. Evet. Bereketli bir cuma. Yağmurla evet başladı. Allah'a şükür evet. Evet inşallah. Şöyle bir yemeği verelim mi hocam? Buyurun. Hep birlikte. Sezai Şefim, hayırlı cumalar hayırlı olsun. Hayırlı cumalar cümlemize. Eyvallah cumamıza. Bu gece iki yemeğimiz var. Bir kötebe. Kötebe. Evet. Sezai Şefim, Ediz Hocam, hatırlıyor musun değil mi kötebeyi sen ne yapmıştın daha herhalde? Daha önce yine yapmış hocam. Nasıl bir tam hatırlayamadım. Tatar Türklerin mutfağından. Yani şey tamam hatırladım. Tamam. Kötebe. Yeni hatırladım evet. Bizim köy Mevlet ben. Senden evet önce konuştuk da. Evet hatırladım. Sezai bayağı Şefim'de oldu ama herhalde. Tabii evet, bayağı oldu. Evet. Sezai Şefim'le konuştuk. Yine Ediz Hocam'a rastlamıştı yaptığımız evet dedi. O da yorum yapmıştı kötebe hakkında evet diye. Eyvallah. Tatarlarına ithaf olunur. İthaf olunur evet tabii ki. Çok önemli bizim için evet onlar. Evet. Bir de mevsim salatamız var. Mevsim salatası. Evet. Mevsim salata dediğimiz aslında bu sefer biraz farklı yapacağız. Hepsini kış sebzeleri ayrı ayrı yapacağız. Salata. Ama. Kış salata sebze yani kış salata malzemeleri. Aynen yani öyle ama bunları karıştırmayacağız. Hepsini böyle ayrı ayrı yapıp bu şekilde seveceğiz. Eyvallah. Yani. Hep birlikte şöyle bir malzemelerini görelim mi? Nazlı kızımız da okusun malzemelerimizi. Buyurun. Kötebe için malzemelerimiz 3 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 500 gram kıyma, 3 adet soğan, 1 adet yumurta, 3 adet Arnavut biber, karabiber, tuz, üzeri için ise çörek otu. Mevsim salatamıza geçelim. Mevsim salatamızda 2 adet havuç, 1 bölü 2 kara lahana, 1 bölü 2 marul, 2 adet kırmızı turp, 1 bölü 2 maydanoz, 1 adet limon, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı limon tuzu, 1 yemek kaşığı sirke ve tuz kullanıyoruz. Evet değerli izleyenler, Nazlı kızımıza teşekkür ederiz. Bugünkü iki menümüzü malzemelerini ekranda olduğu gibi, göründüğü gibi sesli olarak da Nazlı kızımız okudu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet şefim hangisiyle başlayacağız? Önce hamurla başlayacağız. Hamuru biraz dinlenmek lazım. Kötebenin hamuru. Evet, hamur yoracağız. Bir nevi gömme tarzı. Gömme tarzı bu sadece iki yufkadan oluşuyor. Biraz kalın bir yufka olur. Evet. Normal bizim bildiğimiz gibi ince yufkadan değil. Bir alta, bir üste, araya da kıyma harcını koyacağız. Önce hamurumuzu yoğurduktan sonra bunu iç harcını yapacağım. Salata da en başta kara lahana başlayacağız. Çünkü onu bir limon tuzuyla tebeleyip böyle bir dinlenmesi lazım. Turşu haline tabii turşu haline gelmesi için. Evet o yüzden eyvallah önce onu yapacağız. Ondan sonra ikinci bölümde salatanın diğer malzemesini yapacağız. Diğer malzemeleri. Kötebemizi ikinci bölümde fırına vereceğiz. Vallahi ben buradan tekrar Çilek Manav, Murat Eraslan'a, Bülent Bey'e, Bülent kardeşim ve oradanın sorumlusu. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten harikulade sebzeler. Müthiş sebzeler. Biliyorsun. Biz de hiç zorlanmadılar. Hakikaten başına öyle. Yani. Yani neredeyse 2,5 sezondur. Evet. Birlikte çalışıyoruz. Harikulade malzemelerle bizlere Elazığ'ımızın mutfağını burada tanıtmamıza sebzelerle destek oldular. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten dört dörtlük. Gittiğim yani ben özellikle seçmeme gerek kalmıyor. Hangisini gözü alsam. Gözü kapalı alabilirsiniz. Zaten. Gözü kapalı alıyorum. Evet. Bir de ekonomik yanı var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Malumunuz ateş pahası her şey. Maalesef. Nereye gitseniz, pazara dahi gitseniz çok yüksek meblağlar evet çıkıyor. Ama Murat Bey'i ben bu konuda çok tebrik ediyorum. Elazığ halkının yanında olduğu, müşterilerinin yanında olduğu yüksek meblağlara çıkartmalı fiyatları gerçekten
kendilerinden ödün verdiler, karlarından ödün verdiler. Neredeyse geliş fiyatına sürümden kazanmak adına bir fiyat politikası uyguladılar. Ben buradan çilek manava, çilek manavlarına, evet, Murat Eraslan'a ve bizim aldığımız yer Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Şubesi'nde Bülent Bey'e özellikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harikulade. Ben de selam söyleyeyim Murat Bey'e. Çok evet. Teşekkür ederim. Geçten beri hiç sıkmadı. Ben mesela malzeme geldi gibi sadece böyle yıkayıp kullanabiliyorum. Değil yani, şuraya çağrını almadan. Hiç gerek kalmıyor. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Önemli değil mi hocam? Tabii. Yani esnaf da kanımca esnaf da Murat Bey gibi esnaflarımız da halkın yanında bu süreçte evet. Olmalı diye düşünüyorum. Olmalı kesinlikle. Birbirimize destek olmalıyız. Bunu yapmalıyız. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanlar Konrad Adenauer'e dediler ki biz dediler 18 yıl patates yeriz yine Almanya'yı yükseltiriz dediler. Aynen öyle. Gerçekten Türk milleti de asil bir millettir. En az onlar kadar fedakarız biz. Bunu da belirtmiş evet. Olalım. Tabii üreterek çalışarak her sorun aşılır, aşılmaz değil. Kesinlikle. Evet hocam, gelelim konumuza. Evet. Sezai Şef'im yemeğine başladı. Evet. Hayırlı bir cuma münasebetiyle güzel bir yemek yapacak. Kırım Türklerine ithafen olsun bu da. Onlar bizim için kıymetli. Kırım Türkleri biliyorsunuz. Şu onlar da zor günler geçiriyor. Zor zamanlardan evet. Geçiyorlar. Onu da biraz dile getireceğiz evet. Edis hocamla. Rusya haksız bir şekilde Ukrayna topraklarına, Ukrayna diyoruz ama birçok Türk ırkının yaşadığı bir evet. Coğrafya. Bu bizim için önemli efendim. Böyle bir saldırıda bulundu evet. Dün itibariyle. Hazırlıkları epeydir sürüyordu. Tehditleri sürüyordu. Ama dün itibariyle de soydaşlarımıza bir saldırı. Ukrayna Rus halkından bahsetmiyorum. Evet. Ama orada yaşayan Türkler var. Bizim için orası önemli. Türk ırkı önemli. Saldırı düzenlendi. Kınıyoruz. Miraç'ın mutfağı olarak tabii. Diyelim. Evet hocam, Miraç. Tabii Miraç. Miraç nedir? Önce onu bir tarif edin. Evet. Sonra da şöyle bir şey yapayım. Recep Ay'ın 27. gecesi kutlu. Evet. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gece olacak. Bu önümüzdeki evet. Pazarı pazartesiye bağlayan evet. Gece. Buyurun hocam. Nedir Miraç? Miraç uruç etmek demek. Yani ruh ve bedenle yapılan seyahat peygamberlere nasip olmuştur. En başta da Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam. Bismillah subhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekne havlehu linriyehu min ayatina innehu huves semiul basir. Evet hocam. Bismillah. Okulun yani Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam şanı ne yücedir, kötülüklerden beridir ki Rabbi ona Esra'yı, gece yolculuğunu, Miraç'ı nasip etti. Geceleyin, hürmetli mescitten uzak mescide, Mescid-i Haram Mekke, Mekke'ye göre uzak Kudüs, doğru. Öyle ki biz onun etrafını bereketlendirdik o mescidin ve bütün etraftaki toprakları düşünün. Delillerimiz görünsün diye yani gerçek manada parlak delillerimiz görünsün diye manevi delillerimiz muhakkak ki o yani Allah işiten ve görendir. Bak. İşte buna baktığımızda bizzat bu yolculuğun gerçekleştiğini görüyoruz. Ayetle kayın. Çıkmak deniliyor hocam. Miraca çıkmak. İnkarı küfürdür Miraç'ın. Öyle kesinlikle. Diyelim. Evet. Miraca çıkmak demek. Evet. Yani buradaki çıkıştan ne anlıyoruz? Oradaki çıkış Kabe'den veya kuzeni, bayan olan kuzeninin evinden peygamberimiz, halası kızı veya teyzesi kızı şeye gidiyor. Arapçada biraz böyle hala teyze kızı diye çok ayrılmıyor. Oradan ruhen ve bedenen yükselip 3-4 saniyelik bir dünya süresi ama ahiret süresi çok uzun. Önce Kudüs'e gidiyor. Kudüs'te o zaman şimdiki gibi cami yok. 120-130 dönümlük bir alana Mescid-i Aksa denilir. Sonra bu camiler yapılmıştır. Yıkık Süleyman Mabedi var sadece orada. İşte orada 124 bin peygambere namaz kıldırıyor ki düşünün 120-130 bin metrekarelik bir alana 124 bin insan sığar. Evet. Değil mi? Dönüm hesabıyla baktığınızda.
İsa Aleyhisselam orada müezzin oluyor. Tabii manen de bir orada besatet var o namaz için. Oradan gökyüzüne çıkıyor Peygamberimiz Aleyhisselam Burak'la. Burak adlı atla. Atla, evet. Burak İslam'da var, bütün dinlerde var. Tabii İslam en son en mükemmel din. Batı mitolojisinde, Yunan mitolojisinde Burak'ın adı Pegasus. Pegasus diye geçen, evet, uçan at, aslında onlar da Burak'ı kastediyorlar. Oradan Burak adlı melekle Sidretül Münteha'ya kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin Müslümanların, peygamberlerin ve evliyaların ruhlarıyla yükseliyor. Sidretül Münteha son sınırdaki ağaç demek, sedir ağacı. Sedir çamına benzediği için öyle. O manada. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada buyuruyor ki, Cebrail Aleyhisselam'ı ben orada buruşmuş havlu gibi gördüm. O kadar ki Allah-u Teala'nın azametinden. Daha sonra oradan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı görüyor orayı geçip. Sadece orayı geçmeye Peygamberimiz mezun izinle Aleyhisselatü Vesselam. Heyecanından sağ ayağını sol ayağının üstüne atıyor. Ne konuşacağım derken Allah-u Teala vahyediyor. Allahu Ekber, ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyne ve ale ibadillahis salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diye tahiyyatta okuduğumuz duayı okuyor. İşte tahiyyat oradan başlıyor. Selamun aleyküm oradan geliyor, oradaki selam. Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Tahiyyeler, tayyibeler, rahmetler hep Allah, Rabbim senin içindir. Şafi tahiyyatında mübarekat da var, bereketler. Adeta anası ve erbağının dört unsurun diliyle, hava, su, ateş, toprak, sana, evet, selamlar, tahiyyeler getirdim, saygılar getirdim ey Allah'ım. Ki İsra suresi 44. ayette nasıl geçer? Estağfirullah. Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdih diye geçer. Estağfirullah. Evet. Hiçbir şey, yemin olsun ki hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Her şey Allah'ı över, Allah'ı tesbih eder. İşte oradan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu anlattıktan sonra Allah-u Teala Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam şu selamı gönderiyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu selama karşılık. Ey nebi, haberci peygamber. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Yemin olsun ki Allah'ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada da yine ümmetini, hepimizi düşünüyor. Esselamu aleyne ve ale ibadillahis salihin diyor. Selam üzerimize olsun bütün müminlere, Müslümanlara ve salih kullarına olsun Allah-u Teala. Düzgün ibadet eden, dürüst olan, haklıyı haksızdan ayıran, zalim olmayan kullar, salih, salahat sırf ibadetle anlaşılmamalı. Evet hocam. Bunun içine dürüstlük girer, helal lokma girer. Hepsi girer yani. Biz zaten bu salih kul, takva, bunları böyle algılamalıyız. İbadetle algıladık mı bazı şeyler eksik kalıyor. Evet, ibadet, onun dışında dürüstlük, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, helal haramı bilme, zulmetmeme, bunların hepsi bunun içine girmekte. Bunların içerisine. Hocam, evet, peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fani hayatında. Evet. İlk defa Cenab-ı Allah'la, evet, yüce yaratıcıyla ilk defa Miraç'ta görüşüyor. Evet, evet. Yani yüz yüze. Evet. Şey olarak yüz yüze deriz. Zaten ilk defa görüşen insan, varlık. Evet. Yani ilk defa orada. Tabii. Zaten ilk defa başka bir insan yok. Öyle görüşebilen. Musa Aleyhisselam görmek istiyor. Allah-u Teala tecellisini dağa vuruyor. Dağ ateş alıyor. Onu görüp bayılıyor Musa Aleyhisselam. Tecellisine bile dayanamıyor. Yani isimlerinin tam yansımasına. Bir rivayete göre bir defa orada, bir rivayete göre iki defa gördüğü rivayet edilir. Tabi cennette biz hepimiz inşallah, Allah hepimizi cennetlik eylesin, Allah-u Teala'yı göreceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Siz ayı birbirinizi itip kalkmadan görebildiğiniz gibi Allah'ı da cennette görebileceksiniz. İkindiden sonra Cuma günü Allah-u Teala'nın cennette görüleceği varsayılır. Yani diyebiliriz ki her Müslüman görecek. Evet, görecekler. Çünkü her Müslüman, evet, cenneti tadacaktır, evet, görecektir. Günahlar olsa dahi cehennemden cennete, evet, geçişte
görecektir. Ya Allah'ın izniyle inşallah orada da böyle yemekler, taamlar yaparız hep beraber üçümüz. Diyorsun. Evet. Allah nasip eder. İnşallah. Allah kısmet edip de cennete girer isek. İnşallah. Vallahi yani, her cuma tövbemizi yapıyoruz. Tabii tövbesini yapıyor. Tövbe yetmiyor, sermaye lazım. Hazırmaları yok mu? Yani hazırmaları kılıyor yani. Ramazanlar. Evet. İşte inşallah girersin Bilal abi. İnşallah hak ederiz. İnşallah. Harputlu sende bir harput damarı var. Bir harputlar 60'ta mı anca gidiyordu? Şimdi hocam. Evet. Harputlular da tamam. 60'ta hacca gidiyorlardı. Yani, evet. Sıkıntı pallı olmakta. Ne tarafı? Pallı damarını nasıl halledeceksin değil mi? Pertek iyi. Pertek alınmasın da benim enşeler. Pertek kanuni adamlar. Bürokrat. Pertek'te evet. Sorun yok. Hem dinde hem dünyada. İnşallah yoktur. Evet. Hiçbir şey diyemiyorum. Pertek tarafı tamam. Valla böyle neşe içerisinde. Sende iki P kuralı var. Ha, Pertek pallı. Sende de tabii. Bende de. Sende de İki P kuralı iyi bir şeydir o. Tabii. Evet. Bir de H gelmiş herhalde. Bir de H gelmiş. PH su gibi. PH'ı yüksek su gibi diyorlar ya. Evet doğru. Evet. Şimdi hocam bir de hadise var. Evet. Miraç hadisesi. Evet. O nedir? Miraç'ın hadisesi. Miraç hadisesi şöyle bir hadise. Hadiste geçiyor. Hadis ne demek? Olayların Hazreti Muhammed'in ağzıyla aleyhissalatü anlaşılması, anlatılması. Miraç hadisinde geçen hadise, olay. Evet. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o seyahate giderken mesela İsa aleyhisselamı görüyor. Göğün üçüncü katında. İsa aleyhisselam İslam inancına göre vefat etmemiş, göğe kaldırılmıştır. Kur'an'da geçer bu. Bizde de öyle geçiyor tabii değil mi? Tabii bizde öyle geçiyor. Göğe çekilmesi. Onların içinde %15'i de göğe kaldırılığına inanır. Hristiyanların %15'i. %85'i İsa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'nın kılığına soktuğu Yahudi Eskariyot çarmıha gerilen, ihanet eden. Onu Yahuda. Zannederler. Hı-hı. Kur'an'da bizzat Allah-u Teala biz onu ona benzettik der. İsa'ya benzettik der. Çarmıha gerilen oydu. Biz İsa'yı, İsa Aleyhisselam... Getsemani bahçesinde akşam namazını kıldıktan sonra göğe yükseltiliyor. Eyvallah. Ona ihanet edeni Allah-u Teala o kılığa sokuyor, onu çarmıha geriyorlar. Yüzü pembe ve saçı banyodan yeni çıkmış gibiydi diyor Peygamberimiz İsa Aleyhisselam için. Musa Aleyhisselam'ı görüyor, İbrahim Aleyhisselam'ı görüyor, onlarla görüşüyor. İdris Aleyhisselam bir katta, o da kaldırılmıştır. Miracından geri dönmemiştir İdris Aleyhisselam, orada kalmıştır. O da halen yaşıyor İslam inancına göre. Onlar kıyametle beraber vefat edecekler. Evet. İsa Aleyhisselam 33 yaşında belli bir hayat mertebesinde orada yaşıyor. 33 yine karşımıza çıkıyor evet, hocam. Evet 33 yaşında. Herkes 33 yaşında olacak ya. Tabii. Deniliyor ya. Evet tabii o önemli bir rakam. Niye hocam 33? Yani öyle bir araştırma oldu mu? Bence erkeklerin en ideal yaşı. 40'a doğru bir olgunlaşma var. Gençlikten ayrılmıyorsun. Genç bir yaş. Bu aşırı genç sadece değil. Erkekler için mi geçer? Bayanlar için 17 veya 19 diye cennet yaşı geçer. Ha bunu ilk defa erkekler biliyorum. Erkekler için ben herkes 33 diye yok, biliyorum. Yok erkekler için böyle, bayanlar için 17 veya 19. Onun dışında orada Musa Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz'e aleyhisselam hepimize Müslümanlara önce 50 vakit namaz farz oluyor günde. Öbür tarafta da. Yani Miraç'ta bu hadise oluyor. Yani öbür tarafta da mı namaz? Burada. Bir de öbür tarafta 50 vakit olduğunu düşün, yarım saatte bir namaz. Uyku vakitleri bile. Musa Aleyhisselam diyor ki ümmetim buna takat getiremez. Musa Aleyhisselam bütün peygamberlerin özü İslam. Bütün dinler özünde İslam peygamberi. Eyvallah. Bütün peygamberler Müslüman. Öyle bunu indirelim diyor. İne ine beşe iniyor. Ona beşe, hatta ona indiğinde... Aslında 10 vakit devam ediyor nafile olarak. Mesela işrak, duha veya kuşluk, evvabin, vitir ve gece namazı ve vitiri de, teheccüd ve vitiri de sayarsan 10 vakittir. Şimdi hocam. Ama oradan rahmetiyle Allah-u Teala 5'e indiriyor. Kafama takıldı. Evet. Bir defa. Hiç karşılaştım mı bilmiyorum. Mesela öbür tarafa. Evet. Ebedi hayata geçeceğiz. Evet. Orada ibadet var mı? İbadet istersen var, istersen yok. Sana bağlı. Mecbur değil. Her var şey, yani böyle bir ayet. İsteyen hadis var. Hadis. İsteyen kılabilir, isteyen kılmaz. Yani namaz olarak nitelendirilir. Sana bağlı. Sadece. Sana bağlı. Eyvallah. Yani orada Allah-u Teala muhayyer bırakıyor. Ama burada tabii bize bağlı değil. Emir. Farzlar özellikle. Farz. Farzı yapan düşer. Evet. Ondan borç.
İşte onun dışında zina yapanların bulunduğu yeri gördüm diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cennetin en kötü kokan yeriydi. Zina yapan olmalıdı. Erkek zina yapan kadınla ateş tandırına atılmıştı buyuruyor. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabii zinanın en kötüsü de evli kadın ve erkeklerin birbiriyle zina yapması. Onu da belirtmiş olalım. Hepsi kötüdür ama bu özellikle tam bir kötülüktür yani. Evet. Onun dışında işte çeşitli görüntüler var. Konuşup da amelini yerine getirmeyen bir genç alimin sıkıntılı hali. Onun dışında zulüm yapan zenginler ve çok günahkar kadınları gördüm diyor cehennemde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabii erkekler de var. Yani buna benzer tasvirler var. Cehennem, cennet tasvirleri şimdi, var. Şimdi hocam, Miraç'a... onlar Miraç hadisinde uzun uzadıya anlatılıyor. Eyvallah. Miraç'a evet. Çıkış ne kadar sürmüş? 3-4 saniye dünya saatiyle ama bazı başka zamanın dilimiyle çok uzun. Yani aslında o dünya dilimine vurulsa orada bir yaşantı belki bir onlarca yani yıl veya asıra yakın bir dönem tabii. Neredeyse bir ömür. Ama buraya gelince 3-4 saniyeye denk. Şöyle diyelim, dünyada bazı gezegen, kainatta diyelim, kainatta bazı gezegenler var ki buradan mesafesi, dünyaya olan mesafesi 30 yıl. Evet. Sen oraya gidip 2 saat kalınca, 2 saat kalıp dönünce oraya, diyelim bir uzay gemisi var, seni götürdü, 2 saat kaldın, döndün. Evet. Dünya senesiyle bu 30 yıla denk. 30 yıla denk. Oranın 2 saati. Orada gidip 2 saat kalıp dönen, burada gelse 60 yaşına gitse 90 yaşında oluyor. İlginç. Yani mesela şey, Scott Fitzgerald, ünlü 60'lı yıllarda vefat etmiş ünlü filozof, romancı. Onun çok ünlü bir kitabı vardı, sinemaya da aktarıldı, Oscar aldı. The Curious Case of Benjamin Button. Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi. Hocam bizi... Dillerinle ihya ediyorsun. Estağfurullah. Bir Arapça giriyorsun. Estağfurullah. Bir İngilizce. Estağfurullah. Bizim yarım yamalak Türkçemizde bizi şey yok, yapıyorsun. Yani Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi. İzlemişsindir. Evet, tiyatrocusun evet, muhakkak. Evet. Orada tabii Brad Pitt olağanüstü bir oyun çıkarıyor. Brad Pitt diye yanlış hatırlamıyorsam. Orada evet. Yaşlanlıktan başlayıp gençleşen bir adam anlatılıyor. Aslında bu zamanı irdeliyor orada. Çocuk haline geliyor en sonunda. Film geriye doğru gidiyor. Ve Yasin suresindeki şu ayet hemen aklımıza geliyor. Biz kime uzun ömür verirsek onu herzeli ömre göndeririz. Çocuksu hale getiririz. Ayeti. Şimdi hocam, biz kime uzun veririz, kimi çok yaşlandırırsak onu çocuk yaparız. Eyvallah. Ayettir bu. Eyvallah. Doğru değil mi? Yani doğru. Gerçekten de öyle oluyor. Evet. Şimdi bir mesajımız var. Evet. Abim iyi yayınlar demiş, hayırlı yayınlar demiş, hayırlı da cumalar demiş bize. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı cumalar olsun Cem cümlemize. Evet. Hocam ama sorum demiş vardı. Ölen insan kıyamet gününün süresini görür mü, görüyor mu? Acaba demiş, selamlar Ramazan Kalkan. Teşekkür vefat ederiz. Eden kabrinde bekler. Kabrinde günahları ve sevapları eşitse... Evet. Allah-u Teala ona bir uyku verir. Kıyamete kadar uyanmaz. Uyanınca bakar ki kıyamet olmuş. Kabirde günahı sevabından fazlaysa kabir azabı çeker. Ve yani o da kıyameti, o kadar azap çekmesine rağmen kıyametin kopmasını istemez. Der ki cehennem buradan daha kötü bir yer. Azap çekmeme rağmen. Evet. Kabri cennet bahçelerinden bir bahçeyse, yani sevabı günahından fazlaysa zaten hoş bir halde kıyameti bekler, oradan da cennete gider. Yani dünyayı düşünelim. Bir insan kötü bir suç işlemiş. Polis sorgusunda sıkıntı başlar değil mi? Cinayet. Artık polis sorgusundan itibaren o adamın beraat edeceği çok zor düşünülür. Veya bir adam mükafat alacak, bir ödül töreni için Ankara'ya gidiyor. Ta buradan iyi bir halde gitmeye başlar değil mi? Keyifli bir halde. Onun gibi düşünelim. Yani veya... Evet. Diyelim dünyanın Paris'e bir ödül törenine gidiyor. Herhangi bir yerine veya iyi bir şeye gidiyor. Yani teşbihtahtı olmasın. Rahatlık başlar değil mi? Çok bunun gibi dünyada aslında ahirette olacak şeyler birçoğu dünyada gösteriliyor. Hac zaten ahiretin provasıdır. Mahşer yerini anlatır. Eyvallah. O yönüyle. Şimdi hocam. Evet. Bir izleyenimiz demiş ki Miraç gecesinde nasıl ibadet etmeliyiz? Hangi duaya okumak iyidir demiş. Ben onu en sona bırakmak istiyorum. En sona evet ve evet. Tövbeyle de yani, tövbemizi de bitirelim inşallah. Evet.
Şimdi seni zorla cennete göndereceğiz inşallah. Zorla. Şaka yapıyorum, evet. Evet. Şimdi hocam bir de Miraç'ta Müslümanlara evet. müjdeler var. Tabii. Hediyeler var. Evet. Nedir bunlar? Bunlar beş vakit namaz ve Amener Resulü, Bakara suresinin son iki ayeti. Hayır, Miraç'tan önce beş vakit namaz yok muydu hocam? Yoktu farz olarak. İki vakit vardı. Öyle mi? Tabii. Ha, bak bunu bir yaşıma daha girmiş. İki vakit. Onu İbrahim Aleyhisselam'ın sabah akşam namazı vardı. İki vakit. Ha, sabah akşam. Akşam. İki rağmen. İyiymiş vakit. Hocam ya. Değil mi? Bu müjde mi şimdi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ana kadar iki vakit kılıyor. Eyvallah. Tabii namazın çok ruhi faydaları var. Yani ne kadar kılsak o kadar faydalı. Evet. İşte beş vakit namaz. Amener Resulü indiriliyor. Orada da ondan önce düşündüklerinden de mesulsun. Bakınız bu tam bir müjde. Ondan sonra düşündüklerinden yapmadıkça mesul değilsin. Yani bir adam cinayet işlemeyi kafasına koyup da işlemezse sevap kazanır. Hatta bırak günah işlemeyi. Ama ondan bu ayetlerden önce günahtı. Kafandan geçirdiğim bile. Yapmış gibi. Zihni kontrol etmek de çok zor. Kesinlikle. Hayali kontrol etmek. İşte o da diğer bir mükafattır. Mükafat-ı uhreviyedir. Onun dışında tabii ki birçok müjdeler, cennet müjdesi, ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam hayırlı uzun bir ömre mazhar olması, buna benzer ümmet olarak yani çok değişik müjdeler geldi. Cennette ümmetin seçkin bir ümmet olması gibi. Evet. Ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Anladım hocam. Şimdi hocam gelelim evet. izleyenimizin de bizim evet. de sorumuza. Nasıl bir ibadet önerirsin? Ne yapmalıyız? Şimdi nasıl? Oruç tutmak isteyenler o gece. Pazartesi tutacak. Pazartesi. Oruç tutmak isteyenler. Yani hemen sonrası. Evet. Öncesi İslam'da gün akşamdan bir girer. Mahsuru var mı hocam? Yani pazar günü de mesela tutulsa. Mahsuru yok. Yani Kurban Bayramı'nın dört günü artı şeyin Ramazan Bayramı'nın ilk günü hariç her gün oruç tutabilirsin. Evet. Ama İslam'da gün akşamdan girdiği için pazartesi. Ha şu var, pazar günü Hristiyanların orucu olduğu için tek tutmak mekruhtur. Pazar, cumartesi Yahudilerin orucu olduğu için tek tutmak mekruhtur. Cuma da bizim bayram günümüz olduğu için tek tutmak mekruhtur. Niyet onun önemli için, değil mi hocam? Niyet önemli, yani günah tutabilirsin. Pazar günü Hristiyanların ibadeti. Sevap da günü. Kazanırsın ama İslam onlara benzememek için cuma ve cumartesi veya pazara geldi mi oruçlar bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla ikilemek lazım. İki gün tutmak lazım. Aynen. Muharrem orucunda Yahudilere benzememek için 9-10 veya 10-11'i zannediyorum 2 gün tutuyordur zaten. Onun için yok 2 gün tutmaya gerek yok. Orucu pazartesi. Yanlış tutmasınlar. Pazar değil. Pazartesi. Yani makbul olan pazartesi. Pazartesi tabii. Yani pazartesi tutulur. Miladi takvim gibi düşünmesinler. Evet. Buyurun. Pazartesi tutulur. Onun dışında 2 rekat nafile namaz, 2 rekat tövbe namazı. Evet. İyi bir gusül abdesti aldıktan sonra 2 rekat tövbe namazı. Salavat, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Tövbe istiğfar. Onun haricinde cüz Kur'an'dan bir cüz veya bir hizb 5 sayfa vakti yoksa. Evet. Kaza namazı kılmak, dua etmek, dolu dolu geçirmek lazım ve bütün yıla da örnek bir gece olarak dua etmek lazım. Özellikle bu Miraç gecesi. Duaların kabulü nasıl hocam? Bu savaşın dinmesi, bitmesi hani, için dua etmek lazım. Ukrayna'nın soruyoruz. Mazlumların, oradaki mazlumlar için de dua etmek lazım yani. Şimdi hocam, kandillerimizde duaların evet. oranları var malum. Evet. Kabul oranı. Evet. Mesela geri dönmez diyoruz ya, çevrilmez evet. dualar. Miraç'ta mesela bu durum nasıldır? Yani peygamberlerin bile... Güzel Güzman'la soruyoruz ya Sezai. Şimdi başarı oranı nedir? Evet. Duanın evet. Doğru o rivayetlerde var. Çok güzel bir soru. Peygamberlerin aleyhisselam 10 duasından 7'si kabul edilmiş. Peygamberlerin. Ama Peygamber Efendimiz. Yok peygamberlerin. Peygamber bizim Efendimiz'in 10 duamızdan biri kabul olsa Peygamber başımız Peygamber Efendimiz'in aleyhisselam 10 duasından 9'u. Onun da 10'da biri kabul şöyle. Edilmemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhisselam kişi mahşer günü dualarının kabul olunmayan dualarını görünce, kabul olunmuş ve olunmayan dualarını görünce diyecek ki keşke bütün dualarım kabul olunmasaydı da ahirete kalsaydı. Burada hiçbiri kabul olunmasaydı. Eyvallah. O kadar ki ahiret daha önemli. Eyvallah. O açıdan dua kabul olmadı mı üzülmemek lazım. En doğrusunu Allah bilir. En güzelini Allah bilir. Yani Mevlana Hazretleri bu konuda bir misal verir.
Hindistan'da yılancılar meşhurdur der. Kısaca anlatayım. Bir yılancının yılanı çalınınca o çok ağladı diyor. Sonra yolda birisinin yılan tarafından sokulduğunu duyunca gitti baktı, kendi yılanı onu sokmuş. Yılanın zehrinden kendi yılanı olduğunu anladı ve Allah'a şükretti. Dedi ki bu yılan bende kalsaydı beni sokardı. Vallahi. İyi ki benden kaçmış. Eyvallah. Evet, evet hocam, değerli izleyenler, Miraç Kandili bu pazarı pazartesiye bağlayan gece. Yani gece, evet. Recep ayının 27. gecesi ihya olunacak, inşallah kutlanacak. O gece dualarınızı eksik etmeyin, ibadetlerinizi eksik etmeyin derim. Eğer de oruçla tutulacak ise pazartesi hocamın da tutacağız inşallah önerisiyle tutmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Miracı böyle yerimizde bırakıp inşallah. Hocam malum Rusya. Evet. Şimdi arkadaşlarımızın da yaşadığı, evet, özellikle Kırım ve Gagavuz Türklerinin yaşadığı, evet, Ukrayna coğrafyasına. Tabii artı Çerkezlerin, Kafkas Türklerinin yaşadığı, Gagavuzların, Tatarların, Tatarlar da var. Evet. Ahıska Türkleri var. Ahıska Türkleri. Şimdi var. Hatırlarsan bu programda Kazakistan olayları çıkınca Rusya'nın yaptığını ve gerekirse işgale kalkacağını söyledim. Beraber. Hocam bugün Cuma'da var mıydı vaazda bir şeyler? Vaazda anlattım ben. Siz anlattınız. Evet, anlattım bu konuları yine. Dua da ettik tabii ki. Savaş iyi bir şey değil. Kesinlikle. Özellikle ülkemizin korunması açısından, ümmetimizin. Artı yine hatırlarsan Polonya mültecilere karşı sınır yapıyor denilirken burada yine bu programda mülteciler için değil dedim. Rusya işgalinden çekiniyorlar dedim. Yine İsveç'in tedirgin olduğunu son birkaç yıldır Rusya'nın onları işgal edeceğinden dolayı. Hatta bu konuda bir İsveç film de çevirdi Rus işgaliyle ilgili. Aynen bu olaylar gibi bunları söylemiştik. Evet. İsmet İnönü'nün güzel bir lafı var. Evet hocam. Biliyorum size. Rusya'yla anlaşma yapmak ayıyla yatağa girmek gibidir. Rusya'yla anlaşma yapmak ayıyla yatağa girmek gibidir. Kim anlaşması bile İsmet İnönü. İsmet İnönü. Ya güzel bir laf. Doğru. Yani doğruya doğru. Şimdi anlaşması bile Rusya'nın böyle. Savaşını sen düşün. Kesinlikle. O açıdan buradaki sorun şudur aslında. Gumiliyev der ki, ünlü Ukraynalı yazar. Ukraynalıların atasının Türk olduğu unutturuldu, Tatar olduğu. Annesi de Tatardır. Tatarların, Çerkezlerin, Ahıska Türklerinin Ruslaştırıldığı bir yerdir Ukrayna. Rusya bunu hazmedemiyor. Onun için genleri farklı uyuşamıyorlar. Yani hiçbir Ruslaşmışlar ülkenin, ama Rus değiller aslında. Hocam hiçbir o demir perde ülkelerinden hiçbirinin ayrılmasına ses çıkmadı Rusya'nın. Evet. Sadece Ukrayna'ya niyeyse, evet, hazmedemedi dediğim tabii gibi. Tabii burada Batı'nın da hataları var. Ukrayna'nın NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne alınmasını geciktirdiler Türkiye gibi. Hı. Alınsaydı AB'ye bu sorun böyle olmazdı ve Rusya güçlendikçe de saldırılarına devam edecek. Romanya şu an çok tedirgin. Moldavya, Ukrayna'dan sonra Moldavya, Beyaz Rusya'ya girmeyi hedefliyor. Tabii buna izin verilmeyecek. Sonu Hitler gibi olur Putin'in böyle giderse. Mussolini gibi olur. Hitler de baştan çok ilerledi. Amerika, İngiltere durdu. En sonunda Hitler'i ne hale getirdiğini gördünüz. Bunun da sonu böyle giderse geri adım atmazsa öyle olur. Tabii onu... KGB geçmişi var tabii. Onu ayakta tutan bir erk var. Erk Rusya'da. Var, evet. Gizli bir yani erk bizde var. O aksaçlar, evet, nasılsa... Onlarda da onlarda var. Da, evet, öyle bir yapılanma var diye düşünüyorum. Var. Yani harekete geçiren tabii aslında onlar diye burada bizim en büyük hatamız Timur'un hatası. Timur tabii o da Türk. Altın Ordu İmparatorluğu, Kıpçaklar da Türk. Evet. Timur Altın Ordu İmparatorluğu'nu ortadan kaldırınca oradaki Kıpçaklar, Tatarlar Ruslaşıyor. Ve Slav, çok az bir Rus Slavı varken bunlar büyüyor. Evet. Türkleri, Çerkezleri, diğer toplulukları Ruslaştırarak büyüyor. Bir Rus devleti, Rus milleti oluşuyor. Aslında çok geriye gidin, 1500 yıl geriye gidin, Türk devletini, Türk milletini görürsünüz, Rusları göremezsiniz. Sonradan oluşturulmuş bir yapıdır. Değil mi? Tabii. Şey bile bir tarafı Müslüman, Putin, evet, KGB 3 yaşındayken kaçırmış, daha yeni ailesini öğrendi. Bir tarafı Müslüman, bir tarafı Gürcü, bir tarafı Abaza. Abaza tarafı Müslüman, Gürcü tarafı Hristiyan. Abaza Gürcü melezi, Rus değil Putin. Rus değil, evet. Baba, onu ben biliyorum. Baba Gürcü, anne Abaza, Çerkez. Doğru. Hristiyanlaştırılmış, anne Müslüman. Hatta annesini araştırdı. Tabii bir piyon o dediğiniz gibi. Orada bir erk var. O yönetiyor. Hitler'i yöneten erk gibi. Evet.
Tabii bu yaptırımlar etkisiz diyorlar. Ekonomi, ben öyle düşünmüyorum. Ekonomik yaptırımlar her zaman etkilidir. Rusya çok kötü bir ekonomik kriz içerisindeydi. Bu onu daha da derinleştirecektir. Rusya'da şey var, altın ve euro dolar var ama yolsuzluk da çok var Rusya'da. Aşırı bir yolsuzluk var. Yani bu süreç o yolsuzluk sürecini daha da hızlandıracaktır. Artı Rusya'da Ruslarından savaş karşıtı olanlar var. Evet. Eski komünizme mi dönüyoruz diye Rusya'nın içerisinden de özellikle St. Petersburg tarafı rahatsız. Yani biz eski Rusya'ya dönmek istemiyoruz. İşgal demek, savaş demek, tekrar komünizm tabii, demek. Balter de var yani bu. Tabii içeriden de bir rahatsızlık var. Bu savaşa Ruslardan da muhalif bir kesim var. Kesim var. Bir de yine Çeçenistan gibi 25-30 milyarlık bir Müslüman Türk kesim rahatsız. Kırım aslında anayasal olarak bizim hakkımız. İkinci Dünya Savaşı'nda hatta Rusya ayrılırken Özal ekonomik yetersizlikten dolayı istemesine rağmen Kırım'ı alamadı Rusya yıkılırken. İkinci Dünya Savaşı sonrasında da yine alamadık. Aslında Kırım bizim uluslararası hakkımız, toprağımız yani. Sayın Hocam peki şunu da sormak istiyorum. Yani sizin tecrübelerinize dayanarak edinilmiş bilgilerinize istinaden. NATO'nun tutumu bu Ukrayna Savaşı, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda nasıl olmalı ve Amerika'nın tutumunu? Yani tabii şimdi burada Amerika Amerika'yı ayırmamak lazım. Şimdi burada. Amerika ile Rusya'nın gizliden anlaştığını ben tahmin ediyorum. Ukrayna'yı ikiye bölmek gibi. Pastayı ikiye. Bir Batı Ukrayna'sı olacak, bir Rus Ukrayna'sı. Almanya gibi. Tahmin ediyorum evet, Almanya gibi. Amerika onun için burada pasif davranıyor biraz. Ama İngiltere ve Almanya Amerika gibi düşünmüyor. Fransa çünkü Rus tehdidi yakında. Polonya çok tedirgin. Polonyalılar Ruslardan nefret eder. Polonya zaten Rus, Alman, Tatar karışımıdır. Bu nasıl bir nefrettir ki hocam? Yıllarca himayelerinde yaşadılar. Yani. Mecburen. Şimdi Ukrayna'da da o korku var. Şimdi Ukrayna aslında savaşsa diye. Yani Polonya malum Avrupa'nın ortasında ama bir demir perdesi ülkesi olarak yıllarca o himayede. Zorla, Sovyet. Zorla istekle yapmadı Macaristan. Hepsi zorla. Çok büyük katliamlarla oraları ele geçirdi. Ve şunu söyleyeyim. Yani böyle giderse bu İsveç'e kadar, Finlandiya'ya kadar bu uzar. İsveç'te mesela içki yasaktır birçok yerde. Niye? Gençlerimiz sarhoş olmasınlar ki Ruslara karşı savaşsınlar diye. Hmm. İsveç'te mesela birçok yerde içki yasaktır. Ben kaldım. Tamamen yasak değil ama birçok yerde yasaktır. Gençler diri kalsın. Rus tehdidine karşıdır. Onun haricinde şöyle bir durum söz konusu. Rusya tabii ki durdurulacaktır. Özellikle İngiltere'nin adımları çok önemli. Ruslarla bu aşamada İngiltere alt edebilir Rusları. İngiliz oyunlarıyla, İngiliz istihbaratı tahmin ediyorum orada ayaklanmalar çıkaracak. Peki hocam bir dünya savaşı öngörüm var mı? Benim bence yok. Bence bir noktadan sonra Rusya duracak ve Ukrayna, Batı Ukrayna, Doğu Ukrayna diye iki bölümlü bir Ukrayna olacak diye tahmin ediyorum. Ama bu olay hiçbir şeye benzemez. Savaşlar futbol maçları gibidir bana göre. En zayıf takım bazen en güçlü takımı yenebilir. İman da birleşince. Mesela Afganistan, Afgan mücahitlerinin lideri. Ki şunu söyleyeyim, Afgan mücahitleriyle şu anki Taliban'ın alakası yok. Onlar gerçek kahramanlardı. Kesinlikle. Bunlar gibi sahtekar değildi. Afgan mücahitlerinin reisi Ahmet Şah Mesut, CIA şehit etmiştir. Büyük bir insandı, Allah rahmet etsin. Ahmet Şah Mesut şunu söylüyor. Coşkun Aral, Ahmet Şah Mesud'un yanında 3 ay seyahat etti. Evet. Dedi ki bunların çok az pirinç ve bizde pestil suyu. Pestil ve pestil suyunun dışında yiyecekleri yok. Ruslara karşı da silah teknolojileri çok geri. Bu Afgan mücahitler SSCB'yi daha güçlü bir Rusya yıktılar değil mi? Evet. Ha, demek ki Rusya yıkılmaz değil. Rusya çok büyük, Putin çok büyük bir hata yaptı. Bunun bedelini Hitler gibi görecek yani durmazsa. Hitler gibi perişan olur. Peki hocam bizim durumumuz Almanya yani, gibi olur. Nasıl bir politika izlenmeli? Biz kesinlikle bu savaşa girmemeliyiz. Kesinlikle girmemeliyiz. Çünkü bu başka bir şeye benzeme. Bu Suriye'ye benzemez. Valla hocam elbette ki bir Türk yüreği mevcut. Evet yani ama bu, ne ekonomik olarak. Tabii kesinlikle. O seviyede keşke o kadar güçlü olsak da her sorunu çözsek dünyada. Amerika bile cesaret edemiyor böyle bir savaşa girmeyi. İnşallah o günlerde yani şöyle topraklarımızı geri alırız o manada. Yoksa biz savaş arzulamıyoruz. Türkiye kesinlikle bundan ayrı kalmakta. Yani Türkiye'yi bu oyuna çekmek isteyenler olabilir. Ha kaldı ki Putin çok zalim, çok yanlışlar içerisinde olmasına rağmen
bize karşı yanlışı olmayan bir liderdir. Onu da belirtmiş olalım. Yani durduk yere de gidip Putin'e, Rusya'ya bulaşmaya hocam, cesaret edemiyor bence. Gerek yok. Yani bize karşı. Ya şimdi zaten öyle. Sen de gerek yok yani. Şu aşamada dünyada Avrupa, NATO dururken, Polonya dururken, İngiltere dururken, yakın tehditler dururken senin gidip bulaşman çok yanlış bir politik olur hocam, bence. Allah mecbur etmesin. Ekonomik açıdan evet. İşbirliklerimiz var. Evet. Rusya ile de Ukrayna da biliyorsun. Ukrayna ile de. Siyahlar evet. Satışları var tabii Ukrayna'ya. Evet. Efendime söyleyeyim, zannediyorum durduruldu bu evet. Satışlar şu an aşamada. Amerika ile de hem doğalgaz evet. Ve hem silah evet. Anlaşmamız var. Biliyorsunuz S-400'ler evet. Hala bir muamma orayla. Evet, kesinlikle. Birçok konuda anlaşmalarımız var. Evet. Yani askıda da olsa şu aşamada evet. Bunlar da sekteye uğrar mı? Şimdi şu var, tabii Türkiye Allah'ın izniyle güçlü bir devlet ama bu güçlü devlet olmamız orayla burayla da gereksiz savaşa girmemiz manasına geliyor. Gelmez. Peki NATO tabii, iş bu işin biz elimizden giderse. Geldiğince oradaki yaralılara her türlü yardımı değil mazlumlara yaparız. Bir de soydaşlarımız ifade ederiz tabii ama NATO şöyle NATO şimdi NATO ülkesi. Şimdi bence Belarus ve Moldavya kilit ülke. Belarus'a Rusya daha fazla girerse Avrupa savaşa girer Rusya'yla. Belarus'u da vermez. Evet. Yani Belarus orada kilit nokta. Ukrayna'dan ziyade Belarus. Yani Belarus'a Rusya çok daha fazla orayı da ilhak ederse veya bu işgal ilhaka dönüşürse çok büyük sıkıntılar olur. Batı şurada hata yaptı. Kırım ve Donetsk'teki karışıklıklar başladığında müdahale edecekti. Müdahale etmeyince Putin cesaretlendirdi. Cesaretlendi. Yani burada bir müdahale gecikmesi söz konusu. Burada Biden'ın yeteneksizliği ama Boris Johnson gerçekten çok iyi bir liderlik özelliği gösteriyor. Merkel'in yokluğu büyük bir eksiklik. Scholz dolduramıyor Merkel. Merkel olsaydı her şey çok farklı olurdu. Onu da söyleyeyim. Karşısında mesela Merkel ve Merkel gibi karizma yani Putin'in karşısındaki karizmatik lider Merkel, bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Bey. Başka karizmatik lider de çok yok. Eyvallah. Bir Seyit Ali Hamenei var mesela, o da karizmatiktir. Karizmatik lider eksikliği de. Biden karizmatik değil. Torunlarının ismini bile şaşırıyor. Sayısını. Hocam ben burada konukların ismini de unutuyorum. Yani öyle deme ya. Evet yani Biden, Trump da olsaydı bence Ukrayna için daha iyi olurdu. Ama tabii Biden da gerekenleri yapacak. Şu anda ekonomik yaptırımı küçümsemeye almayın. Çok büyük Rusya'nın şu anda... 250 milyar dolara yakın yani hocam, zararı başladı. Biden'ın da rahatsızlığını yüzüne vurdun ya buradan. Sana artık bir şey yani yok. Belki B12 eksikliği 5, var. 6, bir 5 diyor torunum, bir 6 diyor. Allah şifa olmaz mı yani? Yani ona şifa versin de torunumdan gitti Sezai. Şifa versin de diyemiyoruz çok. Ama tabii hocam, şunu söyleyeyim bakınız. Modern Batı, Amerika, Avrupa, Türkiye için her zaman tercih nedeni olmalıdır. Kesinlikle. Rusya, Çin, İran... Çıkmaz sokaktır. Evet. Asya çıkmaz sokaktır bizim için. Bak Japonya da bu şuurda. Japonya da bizim gibi düşünüyor. Bizim her zaman tercihimiz, çünkü İslam'ın gerçek ruhuna da yaklaşım, yaşayış ve ilke, kanunlar açısından orada fazladır. Hayır, bazı, yani Türkiye'nin her zaman tercihi Batı olmalıdır. Haber onu kanallarında. Onu da belirtmiş olalım. Bir modern savaş, Batı olmalıdır. Dünya Savaşı çırtkanlığı yapılıyor böyle. Evet. İttifak ülkeleri yok bilmem ne ülkeler diye ayrımlar evet. Görüyorum pek hoşlanmıyorum. Yani Çin bu, burada ne kadar fazla Çin gelirse... tahmin ediyorum Rusya'ya dirsek çevirecek. Çin baskı altına girdi. Japonya halen Çin'den daha güçlü bir ekonomidir. Japonya çok büyük baskı altına. Biz de yapmayalım aynı şeyi hocam. 1902 Rus-Japon savaşında Japonlar Rusları darmadağın etmiştir, onu da unutmayalım. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Evet Sezai Şefim. Evet. Abi sen resmen gömme yapıyorsun. Yani ona benzer bir şey evet. Evet ona benzer yani bir gönce, şey. Gömeye çok benziyor. Değil mi? Evet. Eyvallah. Şimdi kapatacaksın. Evet. Reklam arasına devam edecek. Aynen. Sen onu kapatmanı bekliyorum ki duamızı edeceğiz. Tövbemizi edeceğiz şimdi, pardon. Şimdi elim unlu yüzüme süreceğim. Yine bu hafta yırtacağız tövbeyle. Nasıl olacaksa. İnşallah. İnşallah kabul görür hocam. Tövbe deyip geçme. Sezai'nin günahı çok tövbe bu hafta. Deyip geçme. İnanırsan Allah affeder. İnşallah. Amele güvenmeyeceksin. Evet. Amel önemli. Tövbe önemlidir. Tövbe amelden daha önemlidir. Çünkü rahmete gidiyorsun. Kesinlikle. Allah hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Allah'ım. Evet. Hocam duamızı yapalım. Sen evet, bizim bize, Rabbimizsin. Senden başka ilah yoktur. Bizi sen yarattın. Biz senin kulunuz ve gücümüz yettiğince
Sana verdiğimiz ahd ve vaat üzerinde sabitiz. İşlediklerimizin şerrinden sana sığınırız. Üzerimizdeki nimetlerini itiraf eder, günahlarımızı da ikrar ederiz. Bizleri bağışla. Zira günahları bağışlayan ancak sensin. Ailemize şifalar ver, rahmet eyle Allah'ım. Miraca bizleri ulaştır. Miraç gecesi hürmetine bizi ve ümmeti Muhammed'i, milletimizi, peygamberimizin aleyhissalatü vesselam şefaatine mazhar eyle Allah'ım. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ve miracı hürmetine Allah'ım, Ukrayna'da yanan bu fitne ateşini, savaş ateşini söndür Allah'ım. Ukraynalı mazlumları, oradaki Türk kardeşlerimizi muhafaza eyle Allah'ım. Rusya'yı dize getir Allah'ım. Amin. El Fatiha'te maas selavat. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Sağ olun hocam, ağzına sağlık. Teşekkürler. Yırttı gene. Allah'a şükür. bir hafta bana yeter hocam. Eyvallah. O bir de Zaza yani. Oradan da bir Allah-u Teala hatırlattı. Zazaları yani. Seviyor değil mi? Biraz daha yakın. O konuda bir torpil. Zazalar dindardır acaba yani. Miraç'ta Zaza Efendimiz hangi katlara karşılaştı? Zaza Türkleri yani en eski Türk boyu. Evet. Bir daha edelim hocam bunu. Efendim yani alınmasın kimse. Zaza kardeşlerimiz, onlar bizim canlarımız. Tabii evet. Hocam ağzına yüreğine sağ ol. Ecmain sağ ol. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Mukabele. Yine güzel bir program oldu. İnşallah daha da iyi olur. Değindik. Evet. Şimdiden tüm İslam aleminin Miraç kandilini kutluyoruz değerli izleyenler. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olur evet. İnşallah. Dualarımızı, ibadetimizi eksik etmeyelim o evet. Gecede. Hepinize mutlu, huzurlu bir Miraç gecesi temenni ediyorum. Hocam ağzına sağlık. Sağ şimdi olun, kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra çok değerli diş hekimimiz Özcan Diş Kliniği'nden Mustafa Şan'a bizlerle olacak. Önemli konulara ağız sağlığı ve diş sağlığı konusunda önemli konulara ele alacağız malumunuz. Kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Evet değerli izleyenler, reklamlarımızı bitirdik, aramızı verdik ve ikinci bölümümüze başlıyoruz. İlk bölümümüzde Ediz Erşen hocamla Miraç'ı konuştuk efendim. Biraz da Rus-Ukrayna savaşına değindik, yorum yaptık biraz. Bize katılırsanız katılmazsınız, sizin kendi düşünceniz elbette. İkinci bölümümüzde Özcan Diş Kliniği'nden diş hekimimiz Mustafa Şan'a hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldin, hoş şeref buldum. Verdin. Teşekkür ederim. Böyle iki hafta üst üste... Denk geldi. Biraz bugün bu hafta iyi yaptın. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Şöyle bir yemeğe bakalım. Bakalım. Dilersen. Sonra evet. Da bugün çocuk hekimliği, çocuk diş hekimliğini konuşacağız. Aslında ben ayrıldığını bilmiyordum ama ayrı bir birim olarak, evet, ayrı görülüyor, birim olarak görülüyor diş hekimliğinde. Evet. Bir bakalım konuşacağız. Evet Sezai Şef'im. Şöyle bir menüyü hatırlatalım. Evet, menüyü hatırlatalım. Bir kötebemiz var bizim. Kırım. Kırım, yemeği. Türkiye'nin yemeği, evet. Bir de mevsim salatamız var. Evet. Kış geçirken de yapacağımız salata. Kötebemiz şu anda hazır. Sadece çürük bir nevi gömme. Yani ya gömme benzeri var. Kat kat olur. Bu sadece iki kat arasında kıyma koyulur. Sadece fark odur. Bir de mesela biz yumurta falan sürmeyiz. Ondan sonra yumurta sürerler. Çörek otu falan üstüne sepeteceğiz. Biraz da börek. Yani bizim gömme ile börek arasındaki bir şey yani aslında. Çok doğru. Ortada bir şey. Her şey tamam, sadece çörek otu sepip nasıl fırınlayacağım onu. Salatamıza başlayacağız. Salatadan dorama işidir. Kesinlikle. Bir de bir sos yapıp üzerine sosumuzu dökelim. Sos önemli aslında. Salatanın sosu tabii önemli. Tabii sos önemli, evet. Sebze zaten sebze. Eyvallah. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tekrar tekrar hayırlı cumalar diliyorum tüm izleyenlerimize. Evet, çocuk diş hekimliği dedik. Nedir hocam çocuk diş hekimliği Mustafa hocam? Normal diş hekimliğinden ayıran şey nedir? Şöyle... Sizden çocuk diş hekimliği 0-15 yaş arasındaki çocukların aslında ağız sağlığını ilgilendiren, her türlü çürüklerin işte şeyini ilgilendiren bir bilim dalıdır aslında. İşte diş hekimliğinde pedodonti olarak geçiyor. İşte çocukların işte ağız ve diş sağlığının işte dişleri sürmeden önceki dişsizlik durumlarında, ondan sonra dişleri sürerken sürme bozuklukları ilgilendiren, erken işte süt kayıplarında işte çekim boşluğu nasıl değerlendirilir, ne yapılır, işte onun tedavisinde
diş çürüklerin tedavisinde işte yapılan bir bilim dalıdır aslında. Diş hekiminin ayrı bir 8 dalından bir tanesidir. Eğitim ayrı değil tabii, değil mi hocam şeydeyken? Yani bir mesela tıp hekimliğinde biliyorsun. Evet. Tabii diş hekimliği de bir tıp hekimliği. Evet. Bir seviyeden sonra, bir sınıftan sonra branşlara ayrılıyorsunuz. Evet, bizim diş hekimliğinde de öyle. Diş hekimliğinde de çocuk diş hekimliği diye ayrılıyor. 8 farklı bölümümüz var. Cerrahi diye ayrılıyor. Evet, cerrahi var, periyontoloji, pedodonti, işte çocuk diş hekimliği, periyontoloji bölümümüz var, ortodonti bölümümüz var, işte oral diagnoz, radyoloji bölümümüz var. Yani 8 tane bu şekilde bir bölümümüz var. Diş hekimliği de, çocuk diş hekimliği de ayrı bölüm olarak, bir bilim dalı olarak. Dal olarak. Evet, yani bilmediğimden, cehaletinden ne olur. Estağfurullah. Hem kendim için soruyorum, evet, hem benim gibi bu konuda bilgisi olmayanlar için, izleyenlerimiz için aydınlatıcı olsun diye sordum. Şimdi peki hocam, ayrılan şey ne? Yani mesela bir çocuk diş hekimi, evet, normal bir insanla bakamaz mı? Ya biz aslında fakülte eğitimimizde 8 ana bilim dalında bütün inceliklerini görüyoruz. Alıyoruz tabii, bütün eğitimlerini alıyoruz. İşte tıp gibi düşünebiliriz yani, nasıl ki yani normal onlar da bütün eğitimlerini bir alıyorlar. Uzmanlık mı diyor? Bir uzmanlık alanı diyelim. Yani yani bir uzman hekim tabii kendi işini yapmak ister. Tabii. O yüzden yani normal hekimlere de, normal insanlara da bakabilir. Yani yetişkinlere de bakabilir. Ama genelde çocuk hastalara bakıyorlar. Kendi uzmanlık alanları olduğu için. Staj döneminde uzmanlığı yani tuzu, evet, bunun üzerine yapıyorlar. Diş hekimlerde TUS var mı hocam? Var. Bizde de DUS var. DUS. Evet. Dişte uzmanlık sınavı. Evet. Tıpta, dişte. Dişte. Çok evet, güzel. Peki hocam, yaş aralığı nedir? Yani çocuk diş hekiminin bakabileceği yaş oranı, aralığı nedir? Yani şu yaşa kadar bakabilir. Evet. Ondan sonra yani bu DUS'daki uzmanlığı hangi yaşa kadar? Aslında şöyle söylememek lazım. Yani bütün hekimlerimiz bütün insanlara, yani bütün hastalara bakabilir. Nokta. Sadece yani uzmanlık bu bilim dalının yani neyi ilgilendiriyor? Nasıl yapılıyor, evet, onu evet, söyleyeyim. Onu özellikle evet, üzerinde duralım. Çocuk diş hekimliği, çocuklar yeni doğduktan sonra, doğduktan itibaren işte ağzından işte 6 aydan sonra dişleri çıkmaya başlıyor. 3 yaşında işte tamamlanıyor bu dişler. İşte 13-14 yaşında işte daimi dişler tamamlanıyor. Yani 15 yaşın 15-16 yaşında tamamen hastanın, çocuğun ağzında 28 tane diş oluyor. Tabii bu uzun bir süreç oluyor artık, yani 0-16 yaş arası. İşte bu 0-16 yaş arasındaki çocukları... 0-16 yaş diyelim. Evet, o yaş doğru diyebiliriz. Şimdi 0 deyince hiç tabii... yeni doğmuş bir bebek. 2 yaşına, 1,5 yaşına kadar diş yok çünkü. 6 yaşından itibaren çıkmaya başlıyor. Şimdi hocam mesela bir hastanede doğum yapıldığı vakit, evet, değil mi? Birçok uzman mesela geliyor bebeğe. Şöyle evet, ayağı kaldırıyor, kemik gelişimine bakıyor. Evet. Mesela bir diş hekimine böyle gösterilir mi? Bir özel hastanede ya da normal bir hastanede. Var mıdır yani kemik gelişimi, onu da ilgilendirir mi diş hekimini? Tabii ağız çene kemiği bizim alanımız zaten. Muhakkak alanımız evet, da. Bir, yani hemen bakarlar mı? Yani yeni doğan değil ya, yani bir yaşından itibaren bir artık. Bir yaşından itibaren. Ama tabii şöyle de olabiliyor. Mesela yeni doğan çocuklarda yani diş de doğmuş olabiliyor. Yani böyle durumlar diş evet, diş çıkmış. Yani doğarken diş ağzında diş var. Ben de yani ağzında diş de. Evet. Doğum yapıyor. Doğum olabiliyor. İşte bir iki tane olabiliyor. İşte bunları hemen direkt diş hekimine getirilmesi lazım bu bebeğin. Yeni doğmuş bile olsa, ağzında diş varsa. Bir sakıncası var mı hocam? İşte bunun genetik durumları var. Sallanıyorsa eğer, bebeğin aspirasyon, yutma şeyi varsa alınması gerekiyor. He. Veya da yani direkt... Sütücük kemiği mesela yok. Evet yok. Mesela süt dişi değil o. Yani ekstra bir diş. Doğarken doğan, yani natal diş deniyor. Neonatal veya süt natal dişi diş. De değil o. Süt dişi değil. Doğum dişi. Doğum dişi evet. Natal doğum diş. Doğum sonrası. İşte onun eğer ki sallanıyorsa alınması gerekiyor. Bebeğin yutmaması için. Ama işte o görüntüleri ben isteyince verirsek Oğuz Bey, rejiden rica edelim. Görüntüleri biz isteyince verelim. Lütfen hemen vermeyelim. Şimdilik kaldıralım. İnsanların kafasında soru işareti doğrultmayalım. Evet. Süt dişi de olabilir ama doğarken yani bebek direkt hani 6 ayla başlıyor ama daha önceden de süt dişiyle işte doğmuş olabilir bu bebek. İşte onun için bir diş hekiminin muayene etmesi gerekiyor o bebeği. Eğer süt dişi ise yani sallanmıyorsa, mobil değilse, bebeğe bir problem yaratmayacaksa ağızda bırakılabilir. Ama eğer bebeğe bir problem yaratacaksa, boğulma riski varsa bebeğin tabii yutabilir o diş sallanıyorsa. Bir de hocam mesela yeni doğan bir çocukta çok ilgimi çekti. Evet. O yüzden soruyorum, yanlış anlamayın. Ama sohbet. Tabii sohbet ediyoruz. Bilgilendirerek sohbet. Evet, evet. Emziren bir çocuk için
Evet. Annenin göğsüne yani memeye zarar vermez mi? Yok, galiba oradaki bir emme fonksiyonu biraz daha farklı. Dişlerle değil, biraz daha dudaklarla bir emme fonksiyonu muhakkak, var orada. Muhakkak. Orada bir yok, zararı olmaz, herhangi bir sıkıntı olmaz. Bir sıkıntı olmaz. Yok, yani, hayır. Aklıma geldi. 2 yaşına kadar zaten emziriliyor. Muhakkak. 3 yaş, 2 yaşındaysa. Diş çıplaktan sonra bile emzirilenler var tabii. Tabii. 2 yaşında zaten bebeğin ağzında birçok dişi çıkmış doğru, oluyor. Doğru. Herhangi bir zararı olmaz yani o konuda. Çocuklarda dişler ne zaman sürer demişiz ama hocam yani çıkımı mı herhalde bu? Kaç yaşında sürer? Ne zaman tamamlanır? Evet. Aslında bir şey resmimizde var, oradan da söyleyebilirim. Bir, evet, resmimizi şimdi isteyelim. Rica edelim rejimizden. Evet. Bu değil, geçelim. O bunu bir geçelim. Oldu. Bu da değil, geçelim resmimizden. Bir sonraki. Bunu da geçelim. 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 Bu mu hocam? Burada, evet. Burada bu biraz... kalsın tam ekran lütfen rica edelim. Bizleri kaldırın. Üzerinde, evet. Biz bir önceki. Bir öncekini donduralım. Evet hocam. Süt dişleri 3 yaşından 6 aylıkken, özür dilerim, 6 aylıkken artık çıkmaya başlıyor. Evet. Alt ve üst dişler olarak. Tabii bu hani 10-11 yaşa aya kadar da uzayabilir. Yani ebeveynin orada endişe etmemesi gerekir. Yani farklı genetik faktörler olabilir, çevresel faktörler olabilir. Yani 1 yaşına kadar da sürebilir o diş. Hı hı. 6 aylıkken işte alt kesici dişler başlıyor sürmeye. Daha sonra işte yandaki kesici dişler çıkıyor ortaya. Ondan sonra evet. işte 3 yaşına kadar o bütün ağızdaki süt dişlerinin 20 tanesi de sürmüş oluyor. Zaten ekranda da görüyorsunuz hangi evet. dişin hangi zamanda çıktığı görülüyor. Yazıyor yanında renkte evet, şey verilmiş. Görüyorlardır verilmiş, zaten evet. büyük ihtimalle. İşte bu 3 yaşından itibaren artık 20 tane süt dişi oluşturduktan sonra 6 yaşından itibaren daimi dişler çıkmaya başlıyor. 6 yaşında işte birinci büyük azı dediğimiz bizim dişimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Daha sonra işte süt dişleri dökülüp daimi dişler çıkıyor. Bu da yaklaşık olarak 12-13 yaşından itibaren bebeğin işte çocuğun ağzında 28 tane diş oluşmuş oluyor. Şimdi hocam burada ben az önceki sorumda çocuklarda dişler ne zaman sürer? Bu bir terim herhalde, sürer. Yani sürmek. Ha, yani sürmek. Çıkmak. Ben onu özellikle sürmek, sormak isterim size. Dediğimiz... Çünkü asistandan not almış, evet. altında çizmiş, ben anlayamadım. Yani soruyu doğru okuyamamışım. Onu bir izah edin olur. Sürmek ne demek? Yani dişin artık ağızda belirmesi. Yani, ha, belirlenmesi. Evet, belirlenmesi, belirgin olması. Yukarı çıkması, eyvallah. Orada görünmesi, sürmesi demek. Yani dişin artık sürmesi demek yani. Bu. Peki hocam, bu yeni çıkan dişler için söyleniyor sürmek. Değil mi? Evet, yani, yeni çıkan evet. dişler için. Peki bu sürme ağrı veya huzursuzluk yapar mı çocukta? Yapar. Yani yapabilir. Yani işte çocukta ağız kaşınma isteği olabilir. Ağzındaki yani herhangi bir nesneyi ağzına alıp kaşıma hissi. Kaşıma hissi. Onun vardır. İçinde özel aparatlar vardı değil mi? Oyuncakçılarda, evet, böyle çocuk malzemesi satanlarda. Şeyler var. Evet, yani çocuğa soğuk havuç da verilebilir o durumda. Hocam havucu gördün orada. Havucu gördüm, aklıma geldi. Aklıma geldi değil mi? Evet. Oradaki basıncı azaltmak için soğuk havuç verilebilir. Evet. Tabii bebeği yalnız bırakmamak lazım. Dik bir şekilde oturtup yani sonuçta küçük yani 2 yaşında 1 yaşında bir bebek. Doğru. Onun bebeğin kontrolünde yapılması lazım. Ağrı olabilir, ateş olabilir çocuklarda bu şekilde. Huzursuzluk olabilir diş sürerken. İşte bu durumlarda oradaki basıncı azaltmak için ne yapılabilir? Bir temiz tülbentle işte orayı bir ovalanabilir o diş çıkılacak yer. Bir basıncı azaltmak için masaj yapılabilir. O söylediğiniz gibi diş oyuncakları verilebilir, ısırsın. Onlar şey çok yapılsın. Sağlıklı mı hocam? Yani hijyen açısından özellikle. Hijyenikse bir sıkıntı yok. Biz çok kullanmak, ben mesela iki tane çocuğumda da çok kullanmak istemedik. Çünkü hani, düşüyor yere, evet. mikrobu şey yapıyor. Yani masaj yapılması daha iyi. Veya işte soğuk püreler verilebilir çocuğa. Yoğurt gibi işte püre yapılabilir, verilebilir ki. Hmm. Oradaki hani basınç azaltılsın. Çocuğun o kaşıntısı giderilsin. Huzursuzluğu giderilsin. Çünkü aksi takdirde hem ağrısı olur. Aynı zamanda daha sonra hani farklı şeyler ağzına sokmaya başlar. Evet. O daha tehlikeli bir durum. Yani onu gidermek için işte o lastik şeyler de verilebilir aslında. Yani çok hijyenikse eğer. Onlar da oyuncaklar da verilebilir. Hijyen hale getirilip de verilebilir. Özel yapılmış oyuncaklar var zaten. Doğru. Doğru. Çok küçükleri de kullanmamak lazım diye düşünüyorum. Tabii yutma olayı, evet, Allah tabii. korusun. Evet. Bu konuda bilmiyorum yani elbette ki çok hassaslardır üreticiler de. Bazen görüyorum çok küçük o kaşıntı giderici o aparatlar yapılıyor. Evet. Çocuğun yutabileceği evet. seviyede.
Bu konuda bir kontrol yok mudur hocam bu oyuncak şeylerinde? Yani, diş hekimliğine gelip de diş hekimine yaptığı özel jeller var aslında. Yani hasta ve ebeveynler biraz daha... Silikondur onlar genelde. Silikon gibi, evet. Özel olarak eğer yani isterse diş hekimine bununla ilgili bir diş jeli yapabiliyor. Diş hekimine başvurabilir. Çocuğun çok ağrısı da olursa parasitamol, ağrı kesici ilaçlar da verilebilir. Eyvallah. Peki hocam süt dişinin önemi nedir? Yani niye peki hemen ana dişler çıkmıyordu öncesinde bir süt dişi çıkıyor? Bunu çok merak ederim. Çok doğru yere değindiniz aslında orada. Sebebi ne? Yani önemi ne burada? İşte şimdi daimi dişlerimiz biraz büyük bizim çene, çocuğun evet. Çene yapısına göre. Şimdi her an direkt orada dizilemeyeceği için. Yani insanın büyümesiyle orantılı olsa mesela. İşte keşke öyle olsa, Allah öyle yaratsa. Dişler büyümüyor ya, kemik olduğu için dişler büyüyemiyor. Daimi dişlerimiz de bizim yetişkin dönemimizdeki çene yapısına uygun dişler. Ha. Şimdi bebeğin de çene yapısı küçük olduğu için. Eyvallah. O daimi dişler sürmeden önce o süt dişleri işte yaradan öyle güzel yaratmış ki. Şüphesiz. Öncesinde bir süt dişlerini bir çıkartıyor ağzımızda. Çünkü o bebeğin çene yapısına uygun. Orada bir rehberlik olsun. Çocuk aynı zamanda çiğnemesini yapabilsin, beslenmesini yapabilsin. Hı. Görüntüsü güzel olsun, konuşması yani sonuçta bir iki yaşından sonra konuşmaya başlıyor. Konuşması düzgün olsun. Evet. Bu açıdan çok önemli süt dişleri. Çok doğru. Aynı zamanda işte erkekinde biz hastalarımız geliyor. Mesela çocuk ağrıyla geliyor. İşte süt dişinde çürük var. İşte ve amputasyon veya kanal tedavisi yapılması gerekiyor veya bir dolgu yapılması gerekiyor. İşte diyor ki hangi dişinde? İşte süt dişinde bir çürük var. Tedavi edilmesi gerekiyor. Diye süt dişi zaten düşecek. Düşecekse yapmayalım. Mesela bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü biz onu tedavi etmediğimizde sonuçta çektik o dişi hemen yarın çıkmayacak ki onun belli bir yaşı var. Az önce anlattık işte 6 aydan başlıyor 3 yaşına kadar sürüyor süt dişleri. Daha sonra 6 yaşından itibaren başlıyor. Belli bir yaşları olduğu için onun o yüzden onu önce bir tedavi etmemiz gerekiyor. Yok. Tedavi etmezsek erken çekim yaparsak bu sefer çene bozuklukları oluşabiliyor. Veya işte dişleri yan diş oraya kayacağı için daha sonraki daimi diş oraya süremeyecek gömülü kalacak. Bu sefer dişlerde çapraşlık oluşabilir, çene bozuklukları oluşabilir. Yani bu yüzden süt dişlerinin önemi çok büyük çocuk açısından. Eyvallah. Şimdi hocam merak ettim ben yani konumuz dışında ama merak evet. ettim. Hı hı. Şimdi insanoğlunda, Ademoğlunda diyelim daha doğrusu, süt dişi diye bir şey çıkıyor. Sonra onlar dökülüyor. Evet. Ana dişler çıkıyor. Evet. Her canlıda da böyle mi acaba? Yani hayvanlarda da aynı şey yaşanıyor mu hiç? Merak ettiniz mi? Fakültede öğrenmişsinizdir mutlaka. Hayvanlarda da evet. Aslında süt benzer olay var onlar, mı? Onlarda da benzer olaylar var. Ama onların biraz insanlarınkinden daha farklı tabii. Yani onların daha farklı, daha fazla dişleri var. Mesela bir şempanzede de. Evet. Değil mi? Onlarda da o şekil var tabii evet. Tabii Darwin teorisini burada şey yapmıyoruz. katılmıyoruz. Ama yani zannediyorum insanoğluna benzeyen, Ademoğluna benzeyen tek hayvan şu anda şempanze olarak evet. görünüyor. Maymunlar evet. gözüküyor. Yani yapı olarak değil elbette. Yanlış anlaşılmasın yine. Evet. hocam çocuklarda çürük oluşma sıklığı ve nedenleri neler? Çocuklarda evet diğer yetişkin insanlara göre çürük sıklığı çok daha fazla. %80-90'lara oran gibi yüksek bir oran var. Çocuklarda çürüme sıklığı. Sebep ne hocam? Çocukların dişlerine çok iyi bakamıyorlar. Daha ağız hijyeni daha kötü oluyor. Fırçalama olayı. Evet. Fırçalama olayı çok az oluyor. Şu yetişkinlerin de çok fırçaladığını düşünmüyorum gerçi ama. Evet. Fırçalama evet. alışkanlıkları çok az oluyor. Bir de şimdi annem... Mesela bizim Nazlı çok özen gösterir. Öyle çocuğa. Mi? Tabii bizim asistanımız diş sağlığına çok özen gösteriyor. Nazlı her gün fırçalıyor musun mutlaka? Gece gündüz. Her gün. Günde iki defa. Günde iki defa evet. Yani fotoğraf bile çektirirken böyle sizin gibi konuklarımız geldiğinde hemen evet. dişlerini açıyor böyle. Özellikle evet. en alıcı nokta orası diyor mesela. Estetik tabii dişler çok estetik bir görüntü sunuyor insana. Evet. Bu işin esprisiydi. Biraz kızımıza biraz evet. Takılmak istedim. Şimdi Sayın Hocam çok önemli elbette bizim için de diş evet. sağlığı. ama çocuklarda erken çürüme. Biraz da fazla mı çikolata, şeker? Fazla tabii. Ondan dolayı da olabilir. Ara öğün tabii muhakkak. Hı. Ara öğünlerinde daha fazla dediğiniz gibi abur cubur tüketimi de çürük riskini daha fazla arttırıyor. Bir de şimdi daha bebekken gece emzirme oluyor veya gece biberon veriliyor
çocuklara. Bu da geceleyin işte bu sütlerde şeker olduğu için hem anne sütünde de şeker var. Tabii. Hem de verdiğimiz biberonlardaki mamalarda, o sütlerde de şeker var. Uzun süre tabii fırçalamadıkları için, fırçalayamazsın, diş olmuyor veya diş olduğu da hani çocuğun dişlerini fırçalayamıyorsun ya. Hı. Uzun süre geceleyin ağızda kaldığı için o şeker daha fazla çürük oluşumu oluyor. İşte o gibi durumlarda yine temiz bir tülbentle bebeğin ağzını silebilirler. Çocuğa işte su içirebilirler. Bu durumlarda biraz daha azaltmış olabilirler o çürük riskini. Yine daha farklı durumlarda mesela süt dişlerinin mini yapısı da biraz daha daimi dişlere göre daha farklı. O mini yapısı biraz daha farklı olduğu için biraz daha çürük riski daha fazla oluyor. Oluyor değil mi? Daha koruyucu değil. Şimdi evet. Hocam birçok anne de seyrediyor şu anda tabii bebeği olan. Evet. Böyle nasıl çürümesini önleyebilirler, koruyabilirler bebeklerini? Ya da çocuklarını diyelim. Bebekte artık bebek aşamasında geçtiği zaman evet. Fırçalama olayı yok hala. Evet. Ya da o yetiye sahip değiller. Evet. Nasıl farklı bir şekilde koruyabilirler çocuklarını, çürümeyi önleyebilirler? Yani sadece çikolata vermemek, kim çocukları da çikolatadan mahrum etmek de hoş değil tabii evet. Şekerden. Nasıl koruyabilirler? 6 aylıkken artık bebek süt dişleri çıkmaya başlıyor. İşte emzirdikten sonra dediğim gibi su içirebilirler kendilerine, çocuk bebeklerine. Daha sonra temiz bir tülbentle o dişleri silebilirler. Çocuk büyüdükten sonra artık 3-4 yaşına geldikten sonra kendileri, anne veya baba çocuğunun dişlerini kendisi fırçalaması gerekiyor. Çocuk o anda fırçalayamaz, arka bölgeye yetişemez. En azından daha ileri seviyelerde fırçalama alışkanlığı kazanmak için de ebeveyn kendi çocuğunun dişini kendisi fırçalaması gerekiyor. Bu şekilde hem ebeveyn çocuk da kendi işte fırçalama alışkanlığı kazanmış oluyor. Yine ara öğünlerde fazla avucuğu verilmemesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Beyaz peynir verilebilir. Çürük önleyici etkisi vardır. Veya sert yiyecekler yiyebilir. Elma, havuç. Bunlar kalsiyum önler mi hocam çürüğü? Kalsiyum önlemez ama yani şöyle. Şimdi daha süt dişin, dediniz önlemiyor. Peynir sütte şeker olduğu dediniz. İçin. Beyaz evet. Peynir. Evet önlüyor beyaz peynir. Oradaki demineralizasyonu engelliyor. Remineralizasyonu sağlıyor. Yani oradaki minenin yıkımını önlüyor. Tekrardan mine yapımını hızlandırıyor. Hmm. Beyaz peynir. En azından hani ara öğün verecekler ya çocuklarına. Evet. Hani çikolata yerine daha sağlıklı yiyecekler verebilirler. İşte dediğim gibi havuç olabilir, elma olabilir. İlerleyen yaşlara tabii. Bu şekilde çürüğünü engelleyebilirler. İyi ağız hijyeniyle çürük daha en aza indirilebilir. Eyvallah. Şimdi hocam görüntülerimiz de var. O görüntülerin ne hangi ilerleyen... İlerleyen sokulardan... şeylerde tamam, bakabilirsin. Tamam, evet. Tamam. Peki hocam bir de biberon çürüğü. Nedir bu biberon çürüğü? Biberon çürüğü aslında erken çocukluk çağı çürüğüdür bu. Yani EÇÇ dediğimiz erken çocukluk çağı çürüğü. İşte az önce söyledim işte anneler işte geceleyin emzirme yapıyorlar veya biberon veriyorlar. İşte uzun süre ağızda şekerli yiyecekler kalıyor. Hı. İşte gece boyunca sabaha kadar. Bunda böylece işte o diş daha fazla çürüyor. Bütün dişlerde bir çürük oluşumu oluyor. Mesela sütten sonra biraz da su verilse... Evet, biraz daha azaltılmış olur. Onun dışında farklı bir yöntem var mı? İşte yani gece emzirmemeleri gerekiyor. Veya şimdi şöyle emzirse... Hocam sen daha baba olma. Olmadım, evet. Belli hocam. Yani bunu gece aslında şöyle diyeyim. Su çocuk böyle bir ağlamaya başlayınca... Evet, mecbur veriyorsun. Gece diye bir şey... Emzirdikten sonra da veya şey yapılması, su içilmesi lazım veya şu biberonlara şeker katılmaması gerekiyor. Evet. Mamalara çünkü bal... katılıyor, işte reçel katılıyor. Tabii, ha onlar da var. Onlar da var tabii, onlar da etkili. Veya çok. Emzik veriliyor ya çocuklara. Emzik hani bebek emzik atmasın diye, biraz da ağlaması kesilsin diye bala batırılıyor veya reçele batırılıyor o emzikler. Uzun süre işte balı, işte o emziği emdiği için bebek, tabii ki çok uzun süre bir şeker, karbonhidrat şeyine maruz kalıyor. Ve sürekli bir asit atağı alıyor dişinde. Ve o yüzden süt sürekli diş çürüyor yani. O hocam, emziği öneriyor mu? Yani diş hekimliği. Emzik diş hekimler açısından çok zararlı aslında. Diş açısından nasıl zararlı? Şu emzidiği için yani bebekler... Yani hiçbir şekilde önerilen bir şey değil emzik bence. Ya alıştırılmamalı. Alıştırılmamalı kesinlikle. Çünkü ilerleyen yaşlarda da ön dişlerin biraz daha hani emziği için, bebeğin emdiği için ön dişleri biraz daha yukarı geliyor. Dil oradaki çene yapısını oluyor. Bozuyor değil bozuyor, mi? Evet. Bir open bite dediğimiz ağız açık kalıyor şöyle evet. İlerleyen yaşlarda. Yani emzinin öyle bir kötü alışkanlığı da var. Bir de şekere batırılınca zaten iyice zararlı oluyor. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi peki hocam, ilk defa diş hekimine bir çocuk ne zaman götürülmeli? Yani, bence güzel bir soru. Evet, güzel bir soru. Anne, baba, şu anda ebeveyn
bunu merak ediyordur diye düşünüyorum. Evet. İlk kontrole mesela çene yapısını, hı-hı, dişlerinin çarpıklığı mı değil mi? Evet. Çocuğun diş sağlığının ilk defa nasıl öğrenebilirler ve hangi yaşında götürmeliler, hangi devresinde, evresinde götürmeliler? Günümüzde artık yapılan araştırmalarda çocuğun, bebeğin bir yaşına geldikten sonra muhakkak bir diş hekimine görünmesi gerektiği söyleniyor. Hı. Çünkü zaten bir yaşında belli bir süt dişleri de çıkmış oluyor. Az çok ağız yapısı da bir şekillenmiş oluyor. Yani bir yaşından itibaren diş hekimine görünmeli. İşte her 6 ayda bir muhakkak, eğer bir yaşından sonra 6 ayda bir diş hekimine tekrar görünmeli. Oradaki çene yapısı izlenmeli, dişlerin durumu izlenmeli. En azından aile bilgilendirilmeli. Çocuk, hani çocuktan daha ziyade orada aile de bilgilendirilmeli. Çocuk mesela nasıl, film çekilmeli mi? O küçük yaşta çocuğa yok. Radyasyona maruz bırakmamak lazım. Tabii. Mesela o 5-6 yaşından dişin sonra. Dişin geliş şeyi var ya. Evet. O gözlemlenebilir mi diye sordum. Ya az çok görülebilir yani. Çünkü sonuçta bir süt dişleri çıkmış oluyor. Evet. Çıktığı için, yani çıkmamışsa da en azından onu da görmüş olabiliriz. Aslında oradan daha ziyade oradaki ailenin de bilinçlendirilmesi de çok önemli. Doğru. Çocuğun işte nasıl bir bakım yapılmalı, nasıl beslendirilmeli, çocuk oluşmaması için neler yapılmalı. En azından diş hekiminin orada aileyi de bilgilendirilmesi gerekiyor. O yüzden erken yaşlarda çocukların, bebeklerin diş hekimine yönlendirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda çocuk mesela erken yaşta geldiği için, evet, mesela alıştığı için oradaki o beyaz önlük fobisi de engellenmiş oluyor. Beyaz önlük değil mi? Beyaz önlük fobisi. Değiştirin hocam rengini ya. Beyaz olmasın. Siz de diş hekimleri. Çocuk diş hekimi. Aslında şimdi artık doktorlar görüyorum. Birçok hekim böyle farklı. Şeyler yapılıyor tabii. Neşeli önlükler kullanmaya başladılar. Evet. Özellikle böyle çocuk doktorları. Evet, değil mi? Evet. Diş hekimleri kullanıyorlar. Farklı renkleri. Çiçekli, evet, böcekli böyle. Ayıcıklı mayıcıklı. Bizler çocuk hastamız geldiğinde bizler de daha farklı yaklaşıyoruz tabii. Bir oyunlar, evet, oynayarak tedavilerimizi yapıyoruz. İşte farklı malzemelerimizi farklı şeylere benzetiyoruz. Doğru, mesela saçın dediğimiz o hortumumuz var ya, mesela onu fil hortumuna benzetiyoruz. Allah Allah. Evet, yani o şekilde çocukların biraz daha ilgisini çekiyor. Çok güzel. Biraz daha bize karşı ön yargılı olmuyorlar, en azından korkmuyorlar. Doğru. Sezai, bak Sezai de bizi korkutmamak için çok güzel salatalar yapmış şu anda. Çok güzel gidiyor. Rengarenk böyle. Yalan kandırıyorlar. Kandırıkçılar. Kandırıkçılar. Evet Sezai. Durumumuz ne salatada? Valla çok güzel. Çok iç acıcı görüntü tam var. Tam kış salatası işte. Tabii. Bir de bunları biz rendelemiyoruz. Bunda da bol limon olacak be Sezai. Kararlağında zaten yeterince limon tuzu var. Muhakkak sirke, onda var ama havuçta da olmalı mesela. Marulda. Bunlar da var. Bak, limonun sosunu hazırladım. Fakat bunu geç dökeceğiz. Çünkü bu erken döktüğünde o limon ve nar ekşisi özellikle turpu çürütür. Hmm. Bildiğin eritir yani. Değil mi? Evet. Eyvallah. Nar şey de turpu da havucu da. Renk skalası çok güzel ama. Evet, şahane bir şey. Özellikle iştahını açıyor. Bir de şöyle bir şey yaptık, biz bunu rendelemiyoruz. İsmail orada bitti yani, o kameranın başında şu anda erim erim erede salatayı görürken. Bıçakla çekiyorum. Rendeden, evet, çok daha ince ve daha kıtır oluyor. Bence de. Bıçak daha güzel. Evet. Yani daha da kıtır oluyor yani. Doğru. Bu hiç ezilmez yani. Doğru. Ve kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Zannediyorum yemeğimiz de. Yemek fırında. Şimdi kontrol edeceğim. Neydi ismi, unutuyorum ben hep. Kötebe. Kötebe. Acaba keteyle bir alakası yok değil mi? Tabii benziyor ama kete kıymalı değil. Değil mi? Yok. Kete tabii. Değil. Biliyorsunuz Erzurum, Kars yöresinin çok güzel bir hamur işi yemeği kete. Ben de çok severim. Çok da güzel olur kahvaltılarda falan böyle. Evet. Efendim? Hiç yemediniz. Vallahi Kars'tan gelecek yiyelim. Erzurum'dan gelecek. Hakikaten bir gün yapar mıyız? Sezai, yapalım mı? Kete? Yap ama biliyorum yani. Yapalım çünkü diyorsun? Kaynağım yapıyor. Bir gün yapalım. Yapalım, evet. Vallahi kete tabii. Yapalım bir gün, tamam. Kete Erzurum'u anmış oluruz. Erkars. Ya biliyorsun, ben yarım çok Erzurumluyum, ondan biliyorum yani. Yarım çok yani, batam değil. Yine kopardı beni. Adama sormuşlar, nerelisin demişler. Demiş daha evlenmedim. Şimdi Sezai'nin durumu. Evet. Şimdi biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı Erzurum'da başladı. Erzurum Kongresi'yle. Başladı diyorsun. Yani Samsun'a çıktı. Tabii. Şimdi orada kongre yoktu. Sadece böyle bir halkın nabzını aldı. Ondan sonra Erzurum'da en güvenli yer orası. Sen öyle mi kandırdın bak? Öyle der miydi sanki? Onun için Erzurum'un bakalım. Tabii Erzurum önemli, evet, bir şehrimiz. Geç dönem bir çok şehrimiz. Çok severim. Elazığ insanına da çok yapısı benzer. Erzurum'un insanına. Gerçekten buradan Erzurum hemşehrilerimize de selam olsun. Buradan da özellikle İspir Belediye Başkanımız, çok kadim dostum, arkadaşım. Buradan selam yolluyorum Ahmet Coşkun Efendi Başkanıma.
hürmetlerimi, saygılarımı gönderiyorum. Zaman zaman bizleri de izliyormuş. Selam yolluyorlar bize. Selamlar olsun. Biz de buradan selamımızı gönderelim. Evet, kolay gelsin. Selam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hocam, birçok hastalık malum genetiktir. Evet. Genlerle gelir. Evet. bu diş çürük olayı, çürüme olayı. Evet. Mesela genetik midir? Anneden çocuğa geçebilir mi? Öyle bir ihtimal var mı? Genetik bir hastalık değil, lakin bulaşıcı bir hastalık. Bulaşıcı bir enfeksiyon hastalık. Bulaşır, evet. Yani işte anneden, mesela aslında bir bebek doğduğu zaman bir bu çürük yapıcı mikroorganizmalardan steril bir şekilde doğar. Yani ağzında hiçbir mikroorganizma yoktur. Ama işte annenin işte biraz da yanlış şeyleriyle bebeğe bulaşabilir. Nasıldır mesela? Mesela sütü biberonda mesela sıcaklığını ölçmek için önce kendi ağzına sokar. Evet. Daha sonra bebeğin ağzına sokar. O, ya da o çiğner şekilde, ağzına verir. Evet, o şekilde. Bunları duyuyoruz. Yani bunlar hiç sağlıklı şeyler sağlıklı değil. Sağlıklı şeyler değil. O yüzden işte annedeki hele bir... Hele kötü alışkanlığı olan anneler bunu yaparsa çok daha kötü. Evet. Değil mi hocam? Tabii. İşte annedeki ne kadar mikroorganizma, bakteri varsa hepsi bebeğe geçecektir. Çok doğru, çok doğru. Veya işte ne yapılabilir? İşte kaşık yine ağzına soktuğu ona verilebilir. Bu şekilde işte bakteriler bebeğe bulaşır. Mesela dudağa vurulur değil mi o kaşık? Soğumuş mu? Ha, ılık mı? Ilık. Bunlar yanlış şeylermiş efendim. Yani bunları da söyleyelim. Veya işte bebeği hani biraz hani bebek dudaktan öpülür ya dudağa yakın aman, yerlerden. Aman. İşte onlar da tabii bulaştırır. Çocuk öpmekten kaçının ya, koklayın. Koklayın değil mi? Evet. Evet. En güzel şey çocuğu koklamaktır. Dayanamıyoruz işte bazen böyle sevdiklerimizi hemen bağırç diyor pesim geliyor. Evet. Hocam peki diş hekimleri tarafından çocuklara yapılan uygulamalar neler? Yani çocuk diş hekimlerinin. Evet. Nasıl bir yolla kendinizi az önce bahsettiniz gerçi az çok. Ama şöyle bir genel anlamında ele alırsak. Çocuğa o beyaz önlüğe, diş hekimi fobisine ulaştırmamak için neler yapılmalı? Ya da mesela anne babalar için de, ebeveynler için de söz konusu. İşte şurası çocuk diş hekimi diye, burası yetişkin diş hekimi diye tabelaları da yazmaz. Evet. Kime götüreceklerini de bilemezler. Evet. Değil mi? Her klinikte de bir çocuk diş hekimi yok. Tabii. Nasıl peki seçecekler ebeveynler? Ben bunu da öğrenmek istiyorum. Biz aslında kendi az önce mesela siz profesyonel çalışıyorsunuz. Özcan diş kliniği olarak. Evet. Çocuk diş hekiminiz de var, yetişkin cerrahi de var. Neredeyse bir hastane şeyinde. Evet. Şey yapıyorsunuz. Öyle biliyorum yani, belki yanılıyor da olabilirim. Cerrahi herhalde yok. Yani şimdi biz aslında şöyle, biz iki hekim olarak çalışıyoruz. Ama bir de hastane var. Bir de hastane var. Orada ikiyle beraber 4. Bir de tabii Tunceli'de de var. Tunceli şubemizde var. Orada beraber 5 hekim şeklinde çalışıyoruz. Evet. Biz aslında fakültelerimizde biz eğitim aldığımız zaman bütün bu şeyleri eğitimini alıyoruz. Aynı zamanda teknolojiyle beraber her şey gelişiyor. Diş hekimliği de gelişiyor. Biz de kendimizi sürekli geliştiriyoruz bu konuda. Sadece yani yerimizde durmuyoruz. Bütün işte eğitimlerine gidiyoruz. Daha farklı kendimizi nasıl yetiştirebiliriz bunun derdindeyiz. Kesinlikle. Sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Çocuk diş hekimliği konusunda biz de kendimizi oldukça geliştirmiş durumdayız. Muhakkak. Yani uzmanlık alanımız yok, lakin bütün işlemleri yapabilecek durumdayız. Onu şekilde söyleyebilirim. Eyvallah, eyvallah. Evet hocam, izleyenlerimizden de mesajlar var, sorular var. Derseniz onlara da biraz bakalım. Bakalım olur. Başka ama kaç bir şeyi söylemeyi... Evet hocam, siz görüntülerimiz var, onlar üzerinde de. Tamam, onlara şey yapacağız şimdi. Buyurun. Aslında bizim koruyucu diş hekimliği bizim için çok önemli. Hı. Yani çürüğü nasıl engelleyebiliriz daha öncesinde? İşte bunlar için bizim füsür örtücü dediğimiz uygulamalarımız var. Nedir füsür örtücü? Mesela dişin yapısı daha o üst yapısı daha girintili olabiliyor böyle. Veya çıkıntılı olabiliyor. Evet. Oysa oralara... Tam ekran verelim lütfen. Bizi göstermeseniz yani ekrandakiler de bu kadar yakışıklı görmese de olur. Bir şey olmaz. Diyelim. Şöyle bizi göstermeyin. İsmail niye gülüyorsun yakışıklı deyince kendime? Teşekkür ederim. Şöyle bir tam ekran alalım. Kıskandı değil mi? Evet. Bu resmimiz... Orada kalalım. Yavaş yavaş gidelim. Evet. Reji yönetmenimiz Oğuz Bey. Bir önceki görüntüden alalım dilerseniz. Evet. Buradaki renkli dolgularımız. Renkli dolgular.
renkli yani dolma. Çocukların işte buradaki fobisini biraz azaltmak için yapılan şeyler. Daha önceki programda da izah etmiştik bunu zaten. Evet, bu evet. Renkli dolgular çocuklar mesela bir çocuk geldi işte renkli dolgu yapıldı, okula gitti. İşte muhakkak arkadaşlarına bu düşünceyi gösteriyor çünkü hoşuna gidiyor. Anlatıyor çünkü çocuk anlatıyor. Hevesleniyor çocuklar. Hevesleniyor. Diğer çocuk ben hevesleniyor. Ben de dolgu istiyorum. Ben de dolgu istiyorum. Evet. Beni de diş doktoruna götür. Yani bu şekilde renkli dolgular yaparak çocukları biraz daha diş hekimine yani sevdirmeyi amaçlıyoruz. Yani çocuğa diyorsunuz değil mi hocam o olayı? Mesela göz, arkadaşları gözlük takıyor. Evet. Gözlüğü hevesleniyor. Hevesleniyor, evet. Gözlük, yani gözü bozuk olmadan gözlük takan çocuk gördüm ben ya. Sırf ailesi onu susturmak için artık. Evet. İlkokulda. Gidip sıfır numara gözlük taktırmışlar ya. Öyle mi diyorsun? Ben o yüzden takıyorum zaten. Evet, buyurun. Yani dediğim gibi sonraki renkli dolgular yapabiliyoruz. Evet. Burada da amputasyon nedir? Yani artık çürük sinirlere ulaşmış. Lakin işte kanal tedavisine daha gerek duyulmamış durumlarda amputasyon dediğimiz bir tedavi şekli var. Yetişkinlerde genelde amputasyon tedavisini uygulamadığımız için ebeveynlerimiz bu tedavi şeklini bilmiyorlar. Evet. O yüzden bu resmi koymak istedim. Amputasyon nedir bir öğrensinler. Çünkü biz diş hekimine gittikleri zaman biz çocuğunuza bir amputasyon tedavisi yapacağımız dedikleri zaman şaşırmasınlar. Ha, değil mi? Ebeveynler evet. Şaşırmasınlar. Bu kanal tedavisinden önceki dolgudan sonraki bir aşama. Evet. Oradaki sinirleri tam almadan o pulpa odası dediğimiz oradaki o şeyi alıp orayı bir kapatıp dişin canlılığını devam ettiriyoruz. Bu şekilde çocuğu da ağrıdan kurtarmış oluyoruz. Teşekkür ederim. Bir sonraki görüntüye geçelim. Biraz hızlı geçeceğiz bunları. Evet hocam. Bu şu an gördüğünüz de füsür örtücü uygulaması. Bu aslında diş aşısı olarak da biliniyor. Şimdi soldaki önceki durumu. Şimdi eski burada hali. Eski hali. Şimdi burada biraz daha girintili, biraz daha çukur olduğu için oradaki diş yapısı. Oraya besinlerin yapışması daha kolay olabiliyor. Evet. İşte oradaki hem fırçalamayı daha kolaylaştırmak hem oradaki besinlerin yapışmasını engellemek için oraya bir koruyucu dolgu yapılıyor. Hı hı. İşte koruyucu dolgu yapıldıktan sonraki halde ikinci resim. İkinci resim. Evet yani bu ebeveynler yani diş hekimine geldiklerinde böyle bizden bir şey isteyebilirler. Biz işte koruyucu dolgu istiyoruz, diş aşısı istiyoruz, çürüğü engellemek için. Bizler de yapabiliriz bu dolguyu. Eyvallah. Çok güzel bir yöntem. Bir sonraki görüntü lütfen. Şimdi çürüğü engelleyecek diğer bir yöntem de florür uygulamaları. Evet. İşte florür ne kadar kullanılmalı? Bu tabloda onu görebiliyoruz. İşte konsantrasyon ne kadar olmalı? İşte ilk dişin sürmesinden itibaren işte 1000 ppm'de kullanılmalı. İşte günde 2 kez. Hatta içme sularında belli bir florür oranı var. Evet. Kullanılıyor. Diş macunlarında ne kadar kullanılmalı? Sürüntü şeklinde kullanılmalı. Yani diş macunu çok az bir sürüntü şeklinde kullanılmalı. Daha 2 yaşındayken bebek. Bebek 2-6 yaşına geldikten sonra artık o diş macunu, florür diş macunu bir bezelye tanesi şeklinde olmalı. Daha sonra işte daha büyüdükten biraz daha fazla büyütülebilir. Çünkü florürün biraz daha fazla kullanılması zararlı. Ama daha kullanılması aslında yani fazla kullanılması zararlı. Ama az miktarda kullanılması yararlı. Şimdi sosyal medyada da bazı yani kendini doktor olmayıp da tanıtanlar var. İşte florürün çok zararlı olduğunu, kullanılmaması gerektiğini. İşte bunlar çok yanlış şeyler. Kesinlikle çocuklara florür uygulaması yapılmalı ki çürükler oluşmasın, engellensin. Eyvallah. Bir sonraki görüntü lütfen var ise. Bunu göstermiştik zaten, anlatmıştık. Bundan sonra var mı? Kalmadı resimler. Bir daha, bu da füsür örtücünün yapılma şekli zaten. Evet. Önce bir yıkama yapılıyor, daha sonra uygulanıyor, ışınlanıyor zaten. Ya bu şekilde bir şey var yani. Evet, teşekkür ederiz. Zannediyorum kalmadı. Evet. Var mı? Rejimiz. Evet hocam bu nedir? Bu da var. Bunlar da sürme zamanı anlattık zaten. Bunu anlattık. Görebilirler. Evet, tamam, evet. Peki, tamam yeterli. Teşekkür ederiz. Mesajlarımıza bakalım biraz. Efendim demiş ki, merhaba 4,5 yaşında kızım var demiş. Evet. Bugün alttan ikinci süt dişini düşürdü ve üstten iki tanesini de yakın zamanda düşürecek. Derecede sallanıyor pardon. Çok erken dişleri düşmeye başladı. Endişe etmeli miyim? Bu durumların söz konusu mu yoksa doktora götürüp göstermeli miyim? Teşekkür ederim demiş. Diş hekimine muayene edilmesi gerekiyor. 4,5 yaş biraz erken süt dişlerinin düşmesi için. 6 yaşından itibaren başlıyor düşmeye.
Evet, evet bu 5,5-5 yaşına kadar da düşebilir ama 4,5 yaş biraz erken. Yani bir görülmesinde fayda var. Teşekkür ederim. Merhaba bebeğim 34 haftalık. İki dişli çıktı. Son çıkan diş diğerine göre geniş ve çatlaklı gibi düzelir mi demiş yoksa herhangi bir sorun teşkil eder mi? Tabii sürmeye yeni başladığı için o bir düzelecektir o diş. Yani sürmeye başladığı için dişler biraz daha farklı olabiliyor görüntüleri. O sürdükçe kendine geliyor diş yani. Eyvallah. Merhaba, oğlumun 14 yaşı var. 14 yaşı var. İki dişi büyük. Önden arkasında da diş çıkmış. 9 yaşında ön dişleri. Şimdi ne yapmalıyız? Galiba çıkan dişte bütün dişe bitirmiş. Ne yapmalıyız demiş. Ben soruyu çok anlayamadım. Ben de anlayamadım vallahi hocam. Bir daha okuyayım. Benim oğlumun demiş 14 yaşı var. 14 yaşında. 14 yaşında evet. İki dişi büyük demiş. Önden tamam. Arkasında da diş çıkmış. Tamam anladım. 9 yaşında ön dişleri şimdi ne yapmalıyız? Galiba çıkan dişte bütün dişe bitişmiş demiş. Yani herhalde 14 mi 9 yaşında mı ikisini farklı bir şey söylüyor vallahi ama. Valla ben de 14 yaşı var demiş. Benim anladığım kadarıyla çocukta bir çene darlığı var. Çene darlığı olduğu için dişler üst üste binmiş. Biri yukarıdan biraz aşağıdan çıkmış. Bunun diş hekimine görünüp bir tel tedavisi görebilir. Ortodontik tedavi görebilir. O şekilde dişleri düzelebilir. Bir soru şey daha var hocam. Hocam demiş çocuk dişleriyle de ilgileniyor musunuz siz? Evet ilgileniyoruz. Evet teşekkür ederiz. Bir son mesajımı okuyacağım. Affınıza sığınarak zamanımız kalmadı keza. Valla bir mesaj vardı. Silmişler onu. Bir tane daha okuyayım. Merhaba hocam. Hüseyin. Abimiz. Alp'imiz ne ya? Size görüyorsunuz orada. Yeni diş çıkarıyor. Ağrısı için ne yapmalıyız? Sema, Nazlı, Ayşe bizimkiler yazmış hocam. Bizim asistan kızlarımız. Evet. Hüseyin abisi. Efendim? Yeni diş çıkarıyor. Süt dişi mi? Çok güzel. Kaç yaşında anlamadım ben. Bayağı büyük hocam. 5 aylık mı? Evet. 5 aylık süt dişi çıkarıyor. Evet, Alp değil mi? Hüseyin Alp. Evet zaten dedim 6 aylıktan çıkmaya başlıyor zaten süt dişleri. Gayet normal. Hiç endişelenmene gerek yok. Kimin yeğeni? Senin mi yeğeni? Bizim Nazlı'nın yeğeni. Öyle mi? Direkt oradan da sorabilirdi. Buradan evet. Allah bağışlasın diyeyim. Endişelenmenize gerek yok. 6 aylıkken zaten çıkmaya başlıyor. Eğer huzursuzluk yaratırsa zaten söylediğim gibi havuç verebilirsiniz veya o diş şeylerini oyuncaklarından verebilirsiniz. Tülbentle o basıncı azaltabilirsiniz. Bu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Hak ettik. Evet. Şöyle bir tadına bakın ne olur. Zamanımız kalmadı keza. Neydi Sezai? Unutuyorum efendim. Kötebe. Kötebe efendim. Kırım yemeği. Evet. Bir börekle gömme arası bir şey. Doğru. Ellerine sağlık Sezai. Bir de sağlıklarına bakalım. Eline sağlık. Yine çok güzel yapmışsın hocam. Şöyle. Şefim. Karma yapacağım. Hepsinden birazcık almak istiyorum. Şu kara lahanayı efendim yemeği bir türlü beceremem. Üzerime böyle hep leke yaparım. Çok da kara leke. Hemen leke yapalım. Evet. Harika. Mevsim salata efendim. Gerçekten harika olmuş. Tadına baktınız mı hocam? Ben baktım evet. Evet. Zamanımız zannediyorum bitti. Yok varmış daha ya. Ben niye yanlış gördüm ki? Evet, daha varmış. Hocam, varken hemen ben mesajım var. Onu da okuyayım, tamam. Müsaadenizle. Bebeğim şu an demiş, 13 aylık. Evet. Ağzı dişi çıkardı. Ve ağzı dişinin arkasında da, yani damak hizasında değil, iç kısımda evet. Diş çıkardı. Hı hı. Sağlık ocağına götürdüm ama diş kisti falan değil dediler. Resmen diş çıkmış ve çocuk diş bölümüne gitmemesini söylediler. Ne olabilir? Çok endişeliyim bebeğim için huysuz demiş. Çok huysuzmuş. Yani diş orada ya kist de olabilir aslında ama nasıl kist? O sürme kisti. Sürme kisti de olabilir. Şimdi biraz aslında bunu söylemek istemiyorum lakin hani tıpla biraz bu konu ayrılıyoruz aslında. Hani biraz daha şey oluyor kendilerine yani biraz daha geliştirmeleri gerekiyor bu diş konusunda. Hani bizim alanımız aslında bu konu. Eyvallah. Şimdi sürme şeyinde orada sürme kisti oluşabiliyor. O sürmek istediğinde herhangi bir endişelenmeye gerek yok. Yine bir tülbentle basınç yaparak orayı masaj şeklinde yaparak o dişin sürmesi sağlanabilir. Sağlandıktan sonra zaten o şişte inecektir. Teşekkür ederim.
Ama diş hekimine görünsün muhakkak. Yani farklı bir durum da olabilir. Şunu görmediğimiz için biraz afaki konuşuyoruz. Anlattıklarına göre konuşuyoruz. Evet. Gördükten sonra daha yorum yapılabilir tabii. Eyvallah. Merhabalar, kızım 5,5 yaşında ortalama 10 gün önce alt üst dişinin birinin sallandığını fark etti. Ama mümkün değil, elletmiyor demiş. Bize gitgide daha da sallandığı, çok az bir yer tutuyor. Ama şimdi de tam arkasında yeni diş çıkmaya başladı. Zorla baktım demiş, bugün sanırım yanındaki diğer dişinde sallanmaya başlayacak gibi 2 güne. Eğer böyle devam ederse doktora götüreceğim ve süt dişlerini çektireceğim. Korkuyor, onu görmekte istemiyorum. Sizce ne yapmalıyım demiş. Çok uzun bir soru olmuş. Evet, yani, bir daha okuyayım mı? Biraz yavaş yavaş okuyabilirseniz. Bir merhabalar demiş, kızım 5,5 yaşında. Evet. Ortalama 10 gün önce tamam. Alt süt dişinin birinin sallandığını fark etti. Tamam, evet. Normal, ama, gayet normal. Mümkün değil, elletmiyor demiş. Evet, tamam, korkuyor. Bize. Evet. Gitgide daha da sallandı. Evet, sallanıyor normal. Çok az bir yer tutuyor. Evet. Ama şimdi de tam arkasında yeni diş çıkmaya başladı. Evet, çekilmesi lazım artık. Zorla baktım demiş. Hı-hı. Bak, elletmiyormuş ya. Evet. Bugün sanırım yanındaki diğer dişle sallanmaya başlayacak. Evet. 1-2 güne demiş. Eğer böyle devam ederse doktora götüreceğim ve süt dişini çektireceğim. Evet. İyi. Korkuyor. Evet. Onu germek de istemiyorum. Sizce ne yapmalıyım demiş. Aslında önce bir kısa bitirmemiz gerekiyormuş hocam. Kısaca bir yani diş hekimine bir hemen bir getirsin. Diş hekimi orada yani bir oyun şeklinde kendini güzel bir şekilde tanıtarak o şekilde bir müdahale yapabilir. Hatta ilk başta bir oyun şeklinde diş fırçalamayla bir ilk seans yapılabilir. Daha ikinci seans çekim yapılarak biraz çocuk alıştırılabilir yani. Bu şekilde diş çekilebilir. Ama o dişin çekilmesi lazım ki yeni o diş güzel bir şekilde sürebilsin. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sezai Şef, ellerine sağlık. Harika olmuştu gerçekten. Evet. Beğendiniz değil mi hocam? Çok güzel. Saatten evet. Tadına baktınız mı? Baktım, onunla baktım. Eyvallah. Valla hocam, bugün Mustafa Şanamıza çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Şan hocamıza. Rica ederim. Sağ olun. Bugün, yani hatta bu hafta biz ayrılan sürenin maalesef yine sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi günü görüşmek üzere. Her şeyin başı sağlık diyoruz. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.